Artı Futbol'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Yine gerçekten Türk futbolunda tansiyon bir hayli yükseldi. Tabii ki hafta sonundan yansıyan futbolla ilgili şeyleri konuşmak isterdik. Ancak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlar Türk futbolunda gündemin bir numaralı maddesi idi. Akşam saatlerinde Fenerbahçe bir açıklama yaptı Twitter'da. Önce yazılı bir açıklamaydı bu. Sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fenerbahçe televizyonuna çıktı ve o açıklamayı detaylandırdı. Fenerbahçe Kulübü genel kurula giderek ligden çekilmeyi oylayacak sevgili seyirciler. Bir flash gündemi daha oldu Türk futbolunun. Hepsini konuşacağız enine boyuna. Özel haberlerimiz var, bağlantımız olacak bu konuyla ilgili. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Olursa ne olur? Hepsini konuşacağız. Levent Tüzemen bizlerle birlikte, Gürcan Bilgiç ve Serdar Sarıdağ bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Yani hoş olmak isterdik ama hiç hoş bir durumda değiliz herhalde. Değil mi Levent abi? Evet. Yani Türk futbolu adına geçmiş olsun. Sert bir gece yaşadık. Hiç istemediğimiz olaylara tanık olduk. Yani nereden baksan elle tutulacak bir yönü yok işin. İşin gerçeği bu. Yani hakem yönetimi çok kötü. Yani futbolcular içerisinde zaman zaman tartışma var. Ama en son olay maç bitiminde yaşanan nahoş olaylar Türk futbolunun imajı adına son derece maalesef kaygı verici. Çok üzüldüm. Yani böyle bir şey yok. Yani sen yenilebilirsin, kazanabilirsin ama şiddete başvurmayı asla kabul etmiyorum. Ki ben maçtan birkaç saat evvel 4'te Kasımpaşa maçını izlemeye gitmiştim. Hani derler ya, ne ararsam vardı maçta. Yani izlediğimde. Öyle bir yani, ben bir şey söyleyeyim mi? Maçı izleyenler bile yoruldular. Hem skor olarak yoruldular, hem pozisyon olarak kalp yoruldular. Yani, böyle yani genelde öyle bir maçtan çıktın, gidiyorsun, sonra geldiğin noktaya bak. Yani futbol adına benim kendi görüşüm bu. Maçın devam etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum. Benim bakış açım bu. Çünkü yazık yani. Bu süreçte, bu şartlar altında bu futbol oynanamaz. Örneğin bunu geçmiş dönemde ben Galatasaray'la da yaşamıştım. Maçtan evvelki yorumumda bu maçı hakemin oynatmaması gerekiyor demiştim. Ya, türbünler hali ortadaydı, sulu maçtı. Ve bile bile iadesi yaptılar, oynattılar. O sıkıntıdan sonra bir sene sonraki maçta Galatasaray 5 maç seyircisi ceza aldı. Ya bunlara gerek yok. Hani Beşiktaş'ın son dakikada Galatasaray maçında taraftar içeri girdi. Olimpiyatında. 3-0 mağlup oldular. Ya ben bunu anlamıyorum. Futbol seyri olan bir şey var. Bu takımına da zarar veriyor. Her şey. Yani bunu yapan insanlara akıl sır erdiremiyorum ama ben arkadaşlara konuşuyorum. Ben başka bir boyut aklıma geliyor. Onu biraz sonra söyleyeceğim. Evet. Hepsini eline boyuna konuşacağız. Şimdi bir Trabzonspor'un da sıcak açıklaması vardı. Onu da hemen ekrana getirelim sevgili seyirciler. Fenerbahçe'nin açıklaması sonrası Trabzonspor'dan da bir açıklama geldi. Yönetim kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır. Şunun gayet iyi bilinmesini isteriz ki hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor kulübünü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın. Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz. Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı. Gürcan Bilgiç ve Serdar Sarıdağ, sizlerden de tabii kısa bir giriş almak istiyorum. Birazdan detaylandıracağız. Çünkü Ali Koç'un açıklamasını hemen vermek istiyorum ekrana. Gürcan abi buyurun. Ben bir ön sunumu izledik. O fikirdeyim yani. Ligin bitimine 2 hafta kala Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi bir ön sunum. O derbiye hazırlanan planları izledik. O derbi için. Yani geçen sezon da çok benzer cümleler kullandım. Taraftarların ayrılması, ne deniyor ona, bloklaşma mı deniyor? Kutuplaşma. Kutuplaşma haline getirilmesi. Bu sene zirveye çıktı. Levent abiyle de çok tartıştık. Yani tartıştık derken aynı noktadaydık.
Yani bu, buna hakem nasıl vermez? Değil mi? 50 defa yaptık bu tartışmayı burada. Buna hakem nasıl vermez? Ve o nasıl vermezler? Nasıl vermezler olayı? Zaten Trabzon taraftar yani ya da Trabzon kulübüyle Fenerbahçe arasında bir rekabet var. Yıllardır süren bir rekabet var. 30 yıllık 70'lerden beri süren rekabet var. Oradaki maç, son 3 maçta hiçbir şey olmadı. Trabzonspor kazanmıştı. Tamam mı? Gayet güzel gelindi, gidildi. Bir sıkıntı olmadı. Maçın kendi cereyanı, kendi aktivitesi içinde. Ama bu maç öncesinde bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Ta Perşembe, Cuma gününden itibaren sosyal medyadan mesajlar atılmaya başladı. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacağız. Fenerbahçe burada şöyle olacak. Yani Saner Ayar, tanır mısın Saner Ayar'ı? Show TV'nin genel müdürüydü. Biz o zaman orada Ahmet Hoca falan program yapıyorduk. Bizimle oturdu konuştu, Trabzonludur. Dedi ki Gürcan Bey dedi, dünyanın her yerinde dedi su dedi 100 derecede kaynar, Trabzon'da 50'de. Yani o şehrin insanı takım ile yaşıyor bir kere. Takım şehrin kültürü. Onunla yatıyorlar, onunla kalkıyorlar, takım kuruyorlar, Onur'u oynatıyorlar, Gürcan'ı çıkartıyorlar, Levent'i yerine sokuyorlar. Hepsi teknik direktör. Yani bunu yaşayan bir takımın o taraftarı kaşı o kanadın yarısını kanat ve bu karşılaşmaya da donanımlı getir. Bakın bunun arkasında bir teşkilat var. Evet, bu maskeli, tamam mı? Sahaya girenler vesaire. Aynen. Dediğiniz gibi bir başka bir şey var. Yani bu, bunun arkasında bir teşkilat var. Zaten toplum psikolojisidir. Birisi bir şey yaptığı zaman öteki arkadan gelir. Çoğu yani 12 kişi yakalamışlar. 4 tanesi zaten sosyal medyadan paylaşım yapıyor. Yani normalde 8 kişi yakalanmış sahaya giren. Sahaya giren yüzlerce kişi var. Mutlaka yani, tespit edilecektir zaten. Yani o toplum psikolojisi içinde, o ceryan içinde. Ben şeyi de çok gördüm. Bugün Yunus Emre ile de konuştum. Bizim Yunus Emre Sel'le. O sular atılırken diyor, tribünün yarısı da tepki veriyordu diyor. Ne yapıyorsunuz diye. Tamam yani işin içine şiddet girmeye başladığı anda, zorbalık girmeye başladığı anda Ertuğrul Bey doğru yazıyor orada. Ya da Trabzonspor yönetiminin açıklaması doğru. Ona ne yapıyorsunuz diyen taraftarlar da var orada. Tabii. Protesto edenler var orada. Onu yapanlar. Buradan hangi fikre geliyoruz? Birileri bir şekilde oraya hazırlamış gelmişler. O birileri de Fenerbahçe otobüsünü kurşunlatanlar muhtemelen aynı yerdeler. Ve bugün Sayın Ali Koç'un yaptığı açıklama bir yalnızlığı ifade ediyor. Yani orada aslında maça yaşananlara bir tepki var mı? Esas Fenerbahçe kulübünü, Fenerbahçe yönetenleri ve Fenerbahçe taraftarını. Hissi yalnızlığı. Herkes bize karşı duygusu. Yani şu noktada İçişleri Bakanımız hemen devreye girdi değil mi? Evet. İlk defa bu kadar çabuk aksiyon gösterildi. İşte daha olay gecesi gözaltına alınanlar oldu. Tutuklanacaklar mı, tutuklanmayacaklar mı bilmiyorum. Ama öbür taraftan 10 sene önceki olayın failleri hala bulunamadı. Hala meçhul. Ve zaman aşımına girmek üzere. Yani 10 yıl sonra artık o iş zaman aşımına girecek. Olayı irdiremeyecek. Bu noktada maçı yapıyorsunuz, deplasmanlara gidiyorsunuz, rakipleri görüyorsunuz, rakiplerin açıklamalarını görüyorsunuz, yaşadıklarınız var. Şampiyonlukta rekabet ettiğiniz rakibiniz var. Ona yapılanları görüyorsunuz. Kendinize yapılanları görüyorsunuz. Ali Koç o zaman dedi, biz yalnız başımayız. Yalnız başımıza da yolumuza devam ederiz. Evet, önemli açıklamalar. Birazdan vereceğim ama Serdar Sarıdağ'dan da bir giriş konuşması rica ediyorum. Tabii artık hepimizin sağduyulu olması lazım. Bir şekilde bu iş kötüye gidiyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ne kadar mesaj verirsek verelim, ne kadarı alınıyor, bunların hepsi tartışılır. Ama
gerçekten iş Fenerbahçe'nin ligden çekilmesine kadar gitti. Oylamaya kadar diyelim daha doğrusu. Yani iş hep kullanılıyor ama ve gerçekleşiyor bu söylenen laf. Daha kötü günlere hazır olun. Son bir senede defalarca söyledik ve bundan daha kötüsü olamaz derken hep daha kötüleri oluyor. Ve gerçekten daha kötü günlere hazır olun. Gerekli tedbirler alınmazsa Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile olan ev sahipliğimizi de kaybederiz. Oraya kadar gider mi diyorsun? Oraya kadar gider. Oradaki ev sahipliği maddi anlamda biliyorsun bunlar çok büyük paralar kazandırır ülkelere. Sen buradan elinden kaybettiğin zaman onun da maddi zararı var, manevi zararı da var, imaj zararı da var. Birileri bir şeyleri kaşıyor. Evet, insanın aklına o zaman başka şeyler de geliyor. Ya bak, ben defalarca söylüyorum şu kelimeyi ilk ben yani övmek için söylemem ama Yugoslavya örneğini ben hep veririm. Çok önceden de verdim. Kaç sene önce? Ekrem İmamoğlu ilk seçimde, belediye seçiminde mazbatayı almamıştı. Stada gelmişti Vodafone stadına. Orada da ortalık karıştığında da söylemiştim. Hep söylüyorum Yugoslavya örneğini. Sen futbolda, sen yani İHA'larında, SİHA'larında, MİT'inle, Emniyet İstihbaratı'nda, Genelkurmay İstihbaratı'na gidip Türkiye'nin sınırları ötesinde nokta operasyonları yapabilecek teknolojiye sahipken Türk futbolunun gözünün önündeki adamları operasyon nasıl yapamazsın mesela, değil mi? Bunlar planlı şeyler. Ben defalarca söyledim, sakın camiaları suçlamayın 3-5 kişi yüzünden. Ankara Gücü'nde de olduğunda da söyledim. Josef olayı, Halil Umut Meler olayı. Efendime söyleyeyim, normal genel seçim öncesi Bursa Spor, Ahmet maçı öncesinde de sonrasında da söyledim. Aman dikkat, çok farklı kutuplar, bak kaşıyorlar. Galatasaray, Fenerbahçe'yi de söylüyorum. Hep bunları söylüyorum, söylüyorum. Sakın camiaları mal etmeyin. Olay başka. Ben bizzat kendim yaşadım. Nerede? Samsun'da. Ne maçı? Beşiktaş-Konya maçı. Süper Kupa değil mi? Sahaya bıçaklı adam girdi mi? Girdi. Tribünle Beşiktaş taraftarının olduğu yere gitti mi o bıçaklılar? Kuvarecman'ın yanından geçerken. Eğer o gün Beşiktaş taraftarı sahaya inseydi sosyal medyada da bütün planlar hazırdı. Laiklerle dinciler çatıştı diye. Ama sağduyu. Hatırlayın ya. Konyalılara sorayım. Ya bunlar nereden çıktı? Biz böyle adamları tanımıyoruz dediler. Doğru söylüyorlar. Kimse Konya'ya mal etmesin. Burada operasyon var. Türk futbolunda seyrediyor herkes. Adamlar operasyon yapıyor. Herkes seyrediyor. Yetkili kim varsa futbolda herkes seyrediyor. Ya belli bunlar. Yani önlemler alınmıyor. Güvenlik tedbirleri yeterli değil. Seyrediyor. Demek ki sen seyrediyorsan başka bir şey var bu işte. Evet, bakalım detaylara şimdi birazdan geçeceğiz. Ali Koç'un az önce yaptığı o flash açıklamayı bir ekrana getirelim sevgili seyirciler. Hatta öncesinde hazırsa yazılı açıklamayı verelim tabii. Çünkü yazılı açıklama oldu. Arkasından Ali Koç'un açıklamaları gerçekten bir hayli flash'tı. O açıklamada neler yazıyor bir onu ekrana getireceğiz. Hatta ben hemen şuradan söyleyeyim yani. Deniyor ki 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi. Yani 2 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü genel kurulda bu madde oylanacak dendi. Sonrasında Ali Koç konuştu. Onu da ekrana getireceğiz. İşte sevgili seyirciler. En altta 5. maddeye dikkat edin lütfen. 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi. Gündem maddeleri yazılırken 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye 5. madde Türk futboluna çok flash bir gündem olarak düştü. Peki o zaman dinleyelim bakalım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç neler söylemiş bu konuyla ilgili. Evet, böyle bir şey acaba mümkün olabilir mi? Kulüpler Birliği Başkanlığından da istifa etti. Ali Koç, Gürcan abi hemen sana sormak istiyorum. Fenerbahçe Genel Kurulu'na artık kaldı iş gibi gözüküyor. Bunun geri dönüşü yok. Daha önce oylama yapılmıştı yönetimde. 11 kişi devam, 3 kişi tamam demişti. Devam etmişti Fenerbahçe. Bu kez ne olur iş artık genel kurula gidecek gibi duruyor. Ya ben yanlış hatırlamıyorsam
Ya geçen sene diye belki sene. Gene böyle hakemler ortalık yanıyor. Divan toplantısıydı galiba. Ligden çekilelim dinlendirildi. Ali Bey çıktı dedi ki öyle şey olmaz dedi. Yani onlar dedi yapılacak işler değil dedi. Yani başka türlü bir mücadele. Ama burada çıkıp kendisi bu beyanı veriyorsa demek ki o da artık yapabileceği bir şey görmüyor. Tükenmiş, yolun sonuna gelmiş. Yapabileceği her şeyi yapmış. Ne yapmış? İyi bir takım kurmuş. Transferleri yapmış. Taraftarı arkasını toplamış. Takımız iyi oynuyor. Ve bütün bunlara karşı mücadeleyi sahada yapamıyor. Yani bakın eğer o güne yani 2 Nisan'a ki ben çoğunluk olacağını düşünmüyorum. 9'una kalır. Sen bana bir rakam söylemiştin. Ama o zaman maçı var Fenerbahçe'nin 3 Nisan'da. Yani ona nasıl hangi motivasyonla çıkar futbolcular? Ali Koç diyor ki 2 Nisan'da o çoğunluğu sağlayıp bir an önce bu kararı almamız lazım diyor. Çünkü 9'una kadar Süper Kupa da var, bir de lig maçı var Fenerbahçe'nin. Var işte. İşte o 2 Nisan'da bağlanabilir o karara bu iş. O, yani 20 bin kişi mi? Sen ne dedin bana? 16 bin dedi değil mi? 40 bin bir saniye. Birazdan zaten Erdem Akbaş bağlanacak. Hatta hemen bağlayabiliriz bile kendisini. 40.404 üye. Hayır ama şeyi yatıranlar. Tamam. Bu 40.404, 20.203 kişi katıldığı an bu oylama yapılabilir. 30 bin kişi aidatını yatırmış. O zaman onun %50'sini aldı. Aidat yatıranlar, yatırmayanlar yani tabii 40, o bilemez. Ya Ali Bey dedi, duymadınız mı? 16 bin kişi dedi ya. İşte hayır. Tamam işte normalde 16 bin kişi, evet. 40 bin, onlar 40, da diyelim yatırdı, etti. Tam 16 aidatını. Bin kişinin gelmesi lazım. Gürcan dediği doğru. Belli bir sayı tamam. Yeterli olur. Ya hayır yani 40 bin üye vardır. 10 bini aidatını evet. Yatıranların yarısından bir fazlasının evet. Gelmesi yeterli evet. Oluyor. 2 Nisan'da. O 2 Nisan'da. Yani 15 bin, 16 bin kişi. 16 bin kişi dedi. Gelir mi? Ve 15 bin kişi mi acaba? Yani yaklaşık ya, 30 milyon kişi adına karar alacak. Bu da tartışılabilir. Erdem Akbaş'ta çok sıcak, önemli özel bilgiler var. Bir virgül koyuyorum özür dileyerek. Erdem şu anda bütün Fenerbahçe taraftarları ne olacağını merak ediyor. Ne gibi bir karar çıkar? Yönetim kurulu bundan bir geri adım atar mı atmaz mı? Senin de tabii sıcak temasların oldu. Bize neler anlatacaksın? Ne gibi detaylar vereceksin? Çünkü şu anda milyonlarca Fenerbahçeli bunu bekliyor. Sevgili Onur Yıldız yayınlar. Stüdyodaki meslek büyüklerime de selamlar. Gerçekten istemediğimiz olayları yaşıyoruz. İstenmeyen konuları konuşuyoruz. Ne yazık ki bu sıcak gündemde de bu tarz konuların perde arkasını öğrenmeye çalışıyoruz. Dün Trabzon'daydık. Bugün İstanbul'a sabah geldik. İşte Fenerbahçe'nin açıklamasından sonra bu olayın, bu açıklamanın perde arkasını birazcık öğrenmeye çalıştım ben de kendimce. Yani şöyle bir durum var Fenerbahçe'de. Gürcan abi de daha demin konuya değinmişti. Tarihini tam olarak söyleyeyim. 5 Şubat 2023. Bundan sadece bir yıl önce Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Başkan Ali Koç ligden çekilmeyle alakalı konunun oylamaya sunulduğunu ve 11'e 3 oy çıktığını, kendisinde 3 devam oyundan birini verdiğini söylemişti. Bir senelik yani, süreçte gelinen noktada. Evet. Erdem. Gelinen noktada. Hazır sen de yayındayken beni duyabiliyorsun değil mi? Evet. O hatırlattığın, az önce bizim de hatırlattığımız Ali Koç'un yaptığı konuşma çok önemli. Çünkü şu anda daha da büyük önem kazandı. Sen de hatta kal. Beraber o konuşmayı bir izleyelim, hatırlayalım. Sonrasında devam et özel bilgileri vermeye. Ayrılma. İzleyelim. Evet Erdem. Az önce hatırlattığın konuşmayı dinledik. 11 kişi devam demişti. 3 kişi hayır çekilelim demişti. Devam edebilirsin. Çok da güzel oldu araya girmemiz. Daha iyi ifade etmiş oluruz. Bir senelik sürecin ardından gelinen noktada başkanın da oyu buraya döndü. Bunu ben bugün Fenerbahçe'ye yakın kaynaklarla kulüple de biraz konuştuk. Bu kesinlikle dünkü maçta yaşanan Trabzonspor maçında sadece o maçta yaşanan bir tepki değil. Anlık bir karar da değil, Fenerbahçe'deki birikmişliğin sonucunda oluşan, yapılan bir hamledir.
da aldığımız yanıtları da aynı şekilde aktarayım. O gün yapıldığında boğazımıza gelmişti. Boğazımıza dayanmıştı. Bugün artık burnumuzdan geldi. Kulaklıktan mı konuşuyorsun? Sesin gidip geliyor. Kulaklıktan mı konuşuyorsun yoksa normal... Şimdi düzeltiyorum. Evet. Onu bir düzeltelim. Tekrar çünkü çok önemli bu söylediklerin. Kesik kesik gelmesin, yanlış anlaşılabilir. Bir daha baştan alır mısın? Tekrar edip düzeltiyorum. Kulüple yakın kaynaklarla konuştuğumuzda aynen şu şekilde aktarıyorlar. O karar bir sene öncesindeki oylamada boğazımıza dayanmıştı. Şu an burnumuzdan geldi. Bu karar, bu konu Fenerbahçe yönetiminin üstünde de bir konudur. Artık TFDK sevkleri açıklansa da, Fenerbahçeli hiçbir futbolcu sevk edilmese de Fenerbahçe yönetiminin bu konudaki tavrı değişmeyecektir. Bu iş artık ciddi bir iştir. Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'un da yönetimin de ciddiyetini zaten açıklamalardan gördük. Açıklamalardan net bir şekilde de bu mesajları aldık. Hatta konuştuğumuzda da kulübe yakın isimlerle bu ifadeleri destekleyen tüm yönetimin bu konudaki, bu camianın aslında bir beklentisi. Camianın beklentisi üzerinden alınmış bir karar. Gerçekten önemli maddeler bunlar. Yani bu artık Fenerbahçe yönetimini de aştı diye düşünüyor yönetim. Buna genel kurul karar vermeli dedin. Önde gelen isimlerle konuşuldu dedin. Bu da önemli bir detay. Ve isimlerle değil, yönetim kendi içinde bunu değerlendirdi. Bir sene önce 11'e 3 çıkmıştı. Bugün tüm yöneticiler, başkan da dahil olmak üzere bunu kongreye taşıma kararı alındı. Belirttiğimiz gibi o zamanki psikoloji de Fenerbahçe sadece Trabzonspor maçında yaşanan olaylardan dolayı böyle bir adım atmıyor. Bir birikmişliğin tepkisi bu. Bir sene içinde, belki de daha önceki, bugün gelinen noktada Fenerbahçe'de dahil olmak üzere Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da kısa süre önce federasyonla alakalı serzenişlerini dile getirdiler. Fenerbahçe'nin de bu konudaki rahatsızlığı var ve bunu ısrarlı bir şekilde bir sezondur, iki sezondur mevcut yönetime karşı bunu dile getiriyor. Fenerbahçe bir sene önce de ligden çekilmeyi konuştu, gündemdeydi. Bir sene sonra geldiğimiz noktada tekrar gündemde ve bu kez çok daha ciddi. O zaman ciddi değildi değil. O zaman oylamadan dolayı buna imkan yoktu. Bugün Fenerbahçe yönetimi bunu kendi içinde oyladı ve genel kurul. Çoğunluk sağlanabilirse, başkanın verdiği rakamlar da aşağı yukarı evet öyledir. Tam çünkü üye sayısına ulaşamadık. 15.000, 16.000 çoğunluk sağlandığı takdirde Fenerbahçe bunu oylayacaktır. Mevcut başkan adaylarının da yaptığı bir açıklama var. Destek vereceği yönünde Fenerbahçe yönetiminin kararına. O yüzden bu kez konunun çok ciddi olduğunu biz açıklamalardan, artı perde arkasındaki konuşmalardan da alıyoruz, okuyoruz, seziyoruz. Evet. Erdem, teşekkür ediyorum sana. Önemli bilgiler aktardın yine. Eğer programımız içinde sıcak bilgilere ulaşırsan senden almaya devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, ne diyor? Boğazımıza kadar dayanmıştı. Bu kez burnumuzdan geldi demiş. Fenerbahçe yönetiminin direkt Erdem'in konuştuğu kişilerin kullandığı ifadeler. Vallahi siz geri dönüş yok diyorlar. Hayır, hepimiz bu ülkede yaşıyoruz yani. Yani sokakta gördüğüm Fenerbahçeliyle karşılaşmıyor musun? Bir umudu var mı şampiyon olacağız diye? Umudu olan bir kişi görüyor musun? Ben diyorum sıkıntı yok, takım iyi. Kolay ikna olmuyorlar böyle yok, deseniz de. Yapmazlar bizi diyor. Yani şunu diyor, bunu diyor. Yani sonuçta biraz önce sen bir şey dedin ya, 30 milyon, 20 milyon taraftar, 15 bin. Onlar da taraftar. Onlar da öyle tabii. Yani oradaki 15 bin kişi, 30 bin kişi yöneticiler, onlar da taraftar. Tabii biri temsil etmiyor yani, onları, evet. Yani şey... Meclis. Aynen. O camianın meclisi. Yani işin elbette duygusallık bazen mantık dışına çıkabilirsiniz. Taraftar olarak duygusal kararlar verebilirsiniz. O nedenle bu 15 günlük süre, yani 2 Nisan'a kadar olacak 15 günlük süre, düşünmeleri, taşınmaları, yanlış mı yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz, bu değerlendirmelerimiz arasında başka bir şey var mı, yok mu, bunlar da etkili olacaktır. Yani sıcağı sıcağına insanlar yanlış kararlar verebilir, bizlerin ağzından yanlış kelimeler, cümleler çıkabilir. Ama şu gelinen noktaya baktığımız zaman
Sayın Koç'un ya da Fenerbahçe taraftarının hissettiği şey yalnızlık ve sahipsizlik. Bakın bu kulüp Paris Olimpiyatlarına gidecek Türkiye kafilesinin %40'ı Fenerbahçe sporcularından oluşuyor. Yani dünya futbolu tartışır zaman dünyanın en büyük spor kulüplerinden bir tanesi. Basketbol takımı işte EuroLeague şampiyonluğunu oynuyor. Kadın voleybol takımı Avrupa şampiyonluğunu oynuyor. Konferans liginde i̇şte, Avrupa'da şu anda çeyrek, bizi temsil ediyor futbolda. Aynen bravo. Çeyrek finalde kadın basketbol takımı. Hakeza öyle işte kürek takımı gidiyor. Yüzücüleri var, boksörleri var. Yani hem ülkeyi temsil ediyorlar hem formalarını, armalarını temsil ediyorlar ve iddialı bir şekilde temsil ediyorlar. Ve bu noktaya gelindiği zaman o tepkileri, davranışları, yaklaşım biçimini gördükleri zaman hadi bir kere oldu diyorsun, hadi iki kere oldu diyorsun, hadi şöyleydi diyorsun, bu sefer ben yanlış transfer yaptım diyorsun. Ama son 2-3 seneye baktığın zaman bunlar da yok. Bunlar da yok işin içinde. Ve gelinen noktada kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz derken Fenerbahçe'nin olmadığı yani her kulübün Fenerbahçe'ye karşı olduğu ya da öyle düşündürten ortamda alın atınızı verin tımarımı diyor yani. Evet. Bunun sonuçlarını da tabii konuşacağız. Levent Tüzemen'e de şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe camiası şu anda görünen o ki geri dönüş yok diyor. Oylamada gözüken o ki oylamaya gidilecek. Hayır, biz devam etmek istiyoruz çıkması için. Acaba ne gibi şartların oluşması lazım? Yani sonuçta iki şık var ortada. Tamam ya da devam. Şimdi bir gerçeği şöyle söyleyeyim. Bir İzmirli olarak. Bunu defalarca söylerim. Yöneticilik yapmış babam. Bir gerçek şu var. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük, en popüler takımıydı. Özellikle sezon başı İzmir'de bir fuar kupası düzenlenir. Fener, Galatasaray, Beşiktaş çağrılır. 6 ay oynar dörtlü olarak. Ciddi bir gelir elde eder. O zaman televizyon gelirleri yok. Sadece toto gelirleri var ve tribün gelirleri var. Buradan elde edilen gelirlerle kulüpler ayakta kalırdı. Çok uzun yıllar Türkiye'de 6 ayda birincilikte oynarken. Ve Fenerbahçe'nin geldiği yerde hep bereket olurdu. Çünkü her sene transfer yapar. Yeni transferleriyle İzmir'e gelir. 100 bin kişilik, o zaman oturma kuralları yok. 100 bin kişi stadı doldurur. Bunun 80 binini Fenerbahçe taraftarı oluştururdu. Çünkü bütün Ege gelirdi, biletleri alırdı. 20 bin İzmirli gelirdi maça, gelebilirdi ancak. Özellikle Menemen, Sarı Lacivert biliyorsun aslında Fenerbahçelidir. Onlar açık tribünün komple ortasını doldururlardı. Böyle bir gruptu. Fenerbahçe'de bu ivme ne zamandan itibaren başladı? Ali Şen döneminden başladı. Kusura bakmasın yani. Ali Şen döneminde bu işler sıkıntı yaratmaya başladı. Ali Bey, Ali Şen insan olarak mükemmeldir. Ben de kendisi severim ama bu kulüp ilişkilerinde Gürcan daha iyi bilir. Sertti, gitti Şen'e Zerzi'yi gönderdi hatırlarsan. Dedi ki Fenerbahçe başkanı istiyorsa Tepe başkanı gider kardeşim dedi. 20 yıl Az Yıldırım çok uzun bir süre Fenerbahçe'de başkanlık yaptı. İşin gerçeği bu. Fenerbahçe Avrupa'da çeyrek final oynadı. UEFA Kupası'nda yarı final oynadı. Şampiyonluklar falan yaşadı. 100. yılında şampiyon oldu ama onun Aziz Bey döneminde de çok sert bazen zaman zaman ilişkiler vardı. 6. senesi Ali Bey'in Fenerbahçe'nin başkanlığını yapıyor. Çok güçlü bir başkan. Bunlar içinde gelen en güçlüsü ekonomik açıdan. Yani Fenerbahçe'nin borcu morcu diye bir şey bahsedemezsiniz. Yani tek başına istese sıfırlar bunlar. Ali Bey'in serveti bunlara yeter. Kimse bunu inkar edemez. Ama 6 senede Ali Bey bunlardan şikayet ederken lütfen 6 senelik içerisinde bir söylemlere bir bakmak lazım. Onlara bir bakmak lazım. Yani acaba Ali Bey şunu da sorması lazım. Ben bir yerde hata yaptım mı? Bunu sormadığınız sürece bu sıkıntıları aşamazsınız. Ben söylemlerimde hatalı mıydım diye kendinizle yüzleşmezseniz bunlarla bu sorunları aşamazsınız diye düşünüyorum. Şimdi 117 yıllık bir camiayı
ligden çekmenin kime ne faydası var? Soruyorum. Neyin göstergesi bu? Seneye şampiyon olur çıkarız. Şampiyon olma ya. Şampiyon olup aşağıda şampiyon çıkmak mı? Devam etmek mi? Bir şeyi doğru anlatmak lazım. Biz ne diyoruz? Ortak kararız. Bu maç oynanmazdı. Ama unutmamak lazım ki 95-96 2010-2011 sezonunun travması var Trabzon'da. Bu şampiyonlukları elinden Fenerbahçe aldı. Bundan dolayı bir şehrin bir travması var. Hatta bir dönem daha var, onu hatırlamadım. Aurelio'nun o penaltısının verilmediği maçta. O şampiyonluk yarışlarını Fenerbahçe kazandı diyelim. Fenerbahçe, şimdi elinden aldığı yanlış anlama, biri alır montajlar. Hayır, kazandı anlamında söylüyorum. Evet, yani elinden aldı hani demedim. Montajlarla. Yani şöyle bir şey, şampiyonluğu kazandı diyelim. Evet. Düzeltelim yani. Tabii, çünkü tabii. İnsanlar yanlış evet, anlaşılmasın bu işlerde. Geldi başımıza. Ha, geldi, tamam, doğrudur. İşin gerçeği bu, burada şehirde bir travma var. Ama Ali Bey'in burada söylediği bu konuşmada işte bir tek doğru var. Bugün Rize'den, Artvin'den, kim nereden gelirse gelsin, Trabzon'dan yolu geçerken Fenerbahçe'ye yapılacak her türlü operasyonun içerisinde Trabzon yazarlar altına. İşin gerçeği bu. Ama Ali Bey'in söylediği bir şey var. 15 Temmuz 2016 yılında burada Tayyip Erdoğan ve yönetimine yapılan operasyon, yani darbe, bence son dönemlerde elek seçim öncesi türbünlerde yaratılmaya çalışıyor. Ali Bey doğru söyledi onu. O bir uzantı. Gürcan söyledi, arkadaşım demiş, neye atıyorsun demiş, değil mi içerideki? Kim bunlara? Maskeliler kim abi, birileri? Girenleri kartları başkasının kartı. Çoğu şehir doğru dışından mu? Pasolikleri yok. Pasolikleri yok. Sayın başkasının kartı girmiş. Açıkladı bunları. Ha, ben bunu söylemeye çalışıyorum. Nasıl giriyorlar? Ben ne dedim geçen hafta, geçenlerde burada? Sana yayından evvel de genelde söyledim. Genelde olan bir şey bu. Ne dedim sana? Ne dedim sana? Taraftarları sokağa çekmiyorlar, çalışıyorlar dedim. Uyarmadın mı? Evet. Cumhurbaşkanı buna el koysun dedim. Hı hı. Çünkü bunun sözün İki bittiği yer Trabzon'dur olmuş. Burada. Bu operasyonu mutlaka ki Fenerbahçe'ye yapılan bir operasyon. Yani nereden yapılıyor? Trabzon'da. Ya Trabzon Tayyip Bey'in kalesi ya. Burada böyle olayların olması mümkün değil. Açık konuşuyorum. Birileri bu işi kazıyarak, bir organizasyonları yaparak, sosyal medya bataklığında bu işi organize edenler, onları tanımıyoruz takımı giydikleri şeyleri. Organize ederek, bunu ısıtarak bu olayları buraya getiriyorlar. Abi Fenerbahçe takımı ilk kez mağlup olmuyor. Hatta ben sana bir şey söylemek istiyorum. Bir dönem ben de maçtaydım, Selim abiyle beraberdim. Volkan'ın hani formasının yandığı, Volkan Bayarsan'ın türbünden atılan bir taraftarlar sırtına vurulduğu maçı. Yanılmıyorsam Bülent Yıldırım yönetiyordu. Ve maç yarım kaldı, hatırlarsınız değil mi? Bu kadar zamanı. Tamam, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sene, doğru mu? Yanılmıyorsam. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Orada bile bu kadar büyük olaylar olmadı. Oldu mu futbolcular gördüğümüz zaman? Bir tek Volkan'ın forması yanında, o kadar. Hiçbir futbolcuya bu konularda bir tepki gösterilmedi. Bu seçim öncesi yapılan organizasyon, taraftarları sahaya çekmek, milleti birbirine düşürmektir. Bu bir organizasyon ya, iddia ediyorum altını. Ali Bey burada doğru söylüyor, Başkan Ali Koç. Bunun uzantısı mı? Evet. Kesinlikle bu. 2-0 Fenerbahçe takımı ilk yarı şahane top oynadı ya. Hatta ben de maçın ikinci yarısı başladığında Erman abiye telefon açtım. Hocam dedim, bu maç oynanmaması gerekir dedim. Evet dediler, oynanmaması gerekir. Ama öyle olaylar oldu ki Fenerbahçe'nin ayarı bozuldu oyunda. Maç 2-2'ye geldi. Faul varmış yokmuş. Bunları sonradan tartışarak gündeme getirmenin anlamı yok. O anlık mesele. Yok topu bir adım önde atmışsın. Bilmem demiş. Bu ilk defa mı bunlar yaşanıyor dünyada? Kaleci Leo Koliş yemiş. Ama buradaki olay içerisinde herkes bundan pay çıkartacak. Herkes bundan pay çıkartacak. Kusura bakma. Yani burada tamamen bu organizasyonu Trabzon halkına yıkmanın hiçbir anlamı yok. Trabzon'un bütün taraftarlarını yıkmanın anlamı yok. Bir bazen Levent toplum abi, sürüsü vardır. Oradan etkilenip... Hayır, yıkan da yok. Yıkan da yok. Yoksa zaten. Onu söylemeye çalışıyor. Yani, yalnız Trabzonspor yönetiminin açıklamasında bir şey eksik, biliyor musun? Geçmiş olsun demiyor ya. Ama şu da var. Yani, Fenerbahçeli yöneticiler Fenerbahçe televizyonunda uçağa binmeden açıklama yaptılar Sayın Burak Kızılhan. Ve ben sana söyleyeyim mi? Trabzonspor yönetimi bize yardımcı oldu. Evet. Onlar sürekli bizimle beraberlerdi. Bizi sağ uğurladılar diyor. Diye. Muhteşem bir açıklama yaptı. Yani, bugün, gayet iyi. Evet, bu açıklamada yok ama. Bugün Ali Bey bizde yok sözler ama ben dedi bu işleri dedi Trabzon yönetimin yapmadığını biliyorum dedi. Tabii, aynı fikir diye yani, çoğunda dedi. Yani yapmadığını biliyorum dedi. Ben çocuğuma emanet ettim dedi. Tabii.
Trabzonspor Başkanı. Ama bugün yani biraz önce okuduğumuz açıklamada bir geçmiş olsun denmeliydi. Çünkü orada işte Livakovic yumruk yemiş. Ötekileri ama bak, üstüne onu şey yapılmış. Ama telefonla o şekilde bu. Sen yazılı olarak istiyorsun ama netice itibariyle Fenerbahçe'nin yöneticilerin dün gece yaptığı açıklama oldukça sağduyulu. Başkan bizimle sonuna kadar ilgilendi dedi. Geldi bizimle dedi. Tamam canım, işte onu anlatmaya dedi. Çalışıyorum. Bugün Ali Bey'in yaptığı açıklama da çok sorumlu. Onur'un söylediği bazı taraflara yani, atarken diğerlerinin engellemesi. Bunların olması güzel. Bence en önemlisi bu. Bu işin bir tertip olduğunu altını çiziyor. Evet. Ve bu tertibi vurguladıkları halde, sürekli belirttikleri halde. Ama Gürcan abi defalarca söylüyoruz. Bak tertipler geliyor, diye. Defalarca, iki senedir, üç senedir söylüyoruz. Bir ay önce hatırlayın. Aziz Yıldırım'ın bir videosu düştü. Bir yerde bir konuşma yapıyor. Evet. Ne dedi? Hatırlı. Birlik beraberlik çağrısı yaptı. Eskisinden, hayır. Dedi, yok olur FETÖ mu? FETÖ'yle ilgili. Eskisinden daha güçlüler, bunu bilin dedi. Çok kriptolar var dedi. Ben de onu söyledim yani, işte. Benim bakış açım bu. O nedenle ben ön sunum diyorum. Esas hedef Fenerbahçe, Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Gürcan abi. Yani bu Trabzon'da oldu. İstanbul'da yaptığı olayları aynı şehirde yaşayan milyonlarca taraftar. Bir şey daha söyleyeyim. Burası da çok önemli. Erman Hoca'nın hep üzerinde durduğu bir nokta vardı maçlarda, hatırlar mısınız? Görüntüler geldiğinde güvenlikle ilgili. Evet. Tribünlere bakmıyorlar, bazıları sahaya bakıyorlar falan diye. Hı hı. O güvenliğin gene yetersiz olduğunu gördük. O tarz güvenliği. Eskiden polis oluyordu biliyorsunuz. Polisler oluyordu. Şimdi polis de görmedik. Bence bu konuda da ciddi bir sıkıntı Serdar, var. Serdar, bu güvenlikçiler yetişebilir mi o adamlara hepsine? Ya ben güvenlikçileri gördüm. Bizim Ziraat Türkiye Kupası maçı erken gidiyoruz ya. Saat 12'de ben stada gittim. Adamlar geldiler 3'te 4'te. Ya hepsi emekli olmuş. Ek iş gibi. Onların da günahı yok. Bu adamların 150 lira yövmeyle çalışan kişiler. Bu adamların 500. tribünde mesela bir olayı önleme ihtimali sıfır. Abi Türkiye'de sıfır. Serdar şu yazıyı bak, yazdım. Bak onların suçu değil. Şirketin suçu duyuyorum. Değil anlamında. Daha donanımlı olması lazım. Daha farklı olması lazım. Türkiye'de yetmez, statlar yetemezsin. Polis olmadan yönetilemez. %100 katılıyorum. Bak ben bunu yıllar evvel niye söyledim televizyonlarda. Niye anlamıyorum. Neden oluyor? Yazılarda da yazdım. Yönetilemez. Polis olmadan yönetilemez. Altını çiziyorum. Bugün bu tür büyük maçlarda ya Gürcan. Ama polis şube var. TSD yönetici yaptı. Ben yaptım. İl güvenlik toplantısına gittin mi? Ben de gittim. Orada karar veriliyorlar. Mesela İnönü Stadı, şimdiki adı değişti biliyorsun, Tüpraş oldu. Hı. Orada nasıl Fener seyircisi gelecek, Galatasaray seyircisi nasıl gelecek veya onlar nasıl gelecekse her şey şemalarla belli. Köfteciler aranacak, bıçaklar var mı diye, onlardan uzak tutulacak, onlar alınacak. Affedersin ya, her şey kararı, vali katılıyor, birinci derece emniyet müdürü katılıyor, itfaiye müdürü katılıyor, herkes katılıyor. Şuna aktarmaya çalışıyorum. Altını bir daha çiziyorum. Bu tür maçlar, kritik maçlar UEFA'da birinci sırada olur. Değer anlamında. Trabzon Fenerbahçe maçları böyle olmalıdır. Ama statlarda polis olmadan bu iş olmaz. Çoğunluk poliste olacak. Kusura bakmasın. Abi bir taraftar de, rahatsız oluyormuş. Levent, olacaksınız. Levent abi doğru söylüyor. Bir de öyle bir gerilim var ki işte şişeler, sular atılıyor, şunlar atılıyor, bunlar atılıyor. Gelecek orada polis. Kenarda duracak abi. Evet, veya içeri girecek, adamı alacak. Ya da neyse. Alacak abi. Gelecek orada o görüntüyü vereceksin. Bakın Serdar doğru yorum yaptı. Yani ama o güvenlik gömleği var ya. Turuncu olan. Turuncu olan. Esasında o gömleğin o renk bir aksiyon yapacak adama lan de diyor. Şimdi beni yakalarlar. Engelliyor orada. Yani şey olarak. Tabii. Psikolojik olarak. Psikolojik olarak. Bir önlem getiriyor. onu yapıyor. Yani ben görüyorum maçlarda. Maçın son 5 dakikasına doğru. İşte son Fenerbahçe-Pendik maçı mıydı? Ya da maçı mı? Pat geldi Çevik Kuvvet. Hepsi kasklarını giydi. Tribünün önünde durdular. Olay bitti. Tribünün önünde durdular. İşin gerçeği bu. Yani işin başka tarafında. Bir geçmiş olsun demek güzel bir şey olurdu. Güzel bir jest olurdu. Orada çünkü darbe alan, saldırıya uğrayan sporcular var. Ve gecenin bir kahramanı var. Kimse konuşmuyor. Eren Elmalı. Aa evet. Eren'e ayrı parantez açalım. Yani Eren Elmalı. Tünelin önündeki o 8-10 kişiyi durdurdu. Yoksa aynen. Daha da sıkıntı olacak. Vallahi Battal Gazi gibi. Annesi kale kapısını tutuyordu. Babası mıydı?
Hatırlayamadım da. Gitti Levent abi, açtı kollarını böyle, kimseyi biliyorum, sokmadı içeri. Ve oraya gelene kadar da herkesi sakinleştirmeye, uzaklaştırmaya, işte zor durumda olanı da kurtarmaya çalıştı. Onu görüp duran taraftarlar da oldu. Tabii. Hani sadece güçle değil, böyle yaptığında Eren'i görüp duranlar da oldu. Yani iyi ki de durdular yani. Ya Eren Elmalı'yı da hakikaten sezonun fair play adaylarından biri olarak belirlememiz lazım. Evet. Şimdi oradaki çabasıyla. Doğru. %100 katılıyorum. Halil Umut Meler maçı durdursaydı işte ikinciye, üçüncüye, dördüncüye olduğunda artık bir süre sonra takımları içeri gönderseydi hiç bunlar olmayacaktı diyenler var. Katılıyor musun? Bir soru sorayım. Herhalde araya gideceğiz. Hı hı. Az sonra. Halil abi. Umut Meler işte Milan Prag maçı değil mi? Atıyorum. Slavia Prag Milan onu yönetti. O maçta bu olaylar olsaydı ne yapardı? İkinciye olsa ilkinde bir uyarırdı, anons yaptırırdı. İkinci olduğunda mecburen içeri almak zorunda. Tamamen böyle olsaydı ne yapardı? Bence maçı oynatmazdı. Tabii. Peki sana bir şey bitirirdi. Söyleyeceğim. Bitirirdi. Bir Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşım böyle bir şey olsa. Union maçının bence ilk maçında Fenerbahçe seyircisini yaptı. Meşale attı sahaya. Bir defa mı attı? İki defa attı. Ben iki defa bir maçın attı. Başında attı diye. Evet, bir tane daha var sonra attı. Bir defa. O anda hakem maçı bitirseydi ne olacaktı? İlkinde hemen bitiremiyorsunuz ama. Tamam, anons ama yapıp. Bir şey sana söylüyorum. Burada Halil Umut Meler'in yaptığı, Ali Bey'in burada söylediği doğru olan bir şey var. Ya sahanın içine meşale düştü anda düdüğü çalacaksın ya. Maçı durdurmuyorsan oyunu durdur bari. Orada durduracaksın. Hatta orada. Ben ona değmiş top, faulmuş dememiş. O başka bir şey. Ya orada bir tane stoperin görüş alanı kapandı evet, zaten. Evet. Yani İçeri pas atsa adam görünce topu. İsmail'in yanına düşmüş. O meşale kafasına da gelebilirdi. Değil mi? Şansı oraya düştü. 15 saniye evet, falan bakmıyor Halil Umut Meler. Biliyor orada meşale ama var. Düdüğü çalacaksa çünkü birinin kafasına gelebilir. Yanabilir. Meşaleyle yandı Volkan'ın forması. Evet. Volkan Demir'in. Evet, evet. O meşalelerden bak, sıçrayan alev var abi, ya göze geldiği bak, zaman çok kim, sıkıntı. Hani diyorum ya tencere dibim kara benimki senden kara. E bir Galatasaray ve şey Fenerbahçe maçındaydı. Biliyorsun Mondragon'un etrafına bir patlayıcılar attı, kulağım duymuyor dedi. Yani. Duymuyorum dedi. Duymadığı anda asla maçı bırakabilir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Sen bunu gördün hocam ya. Dördüncü hakem gördün. İki yardımcı gördün. Onlar böyle bakıyorlar. Düdüğü çal. Hemen müdahale et. Ya birinin ayağı yanacaksa, ya birinin kafasına geldi sakatlandı. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Olamaz ve büyük bir olay. Diyor ki kanama olması lazım diyor. Mesela bir şey attılar. Para mı şeye geldi çenesine. Livakovic. Yaralandı. Evet. Bantı çıkardı falan. Peki futbolcu... Ona da iki dakika daha idare ettirdiler. Bir dakika idare ettirdiler. Korner gol olsa ne olacak? Geçmiş olsun. Soruyorum ben sana. Ya. Ne olacak? Abi orada... Peki. Onu yani bence hakemin de... Orada Halil Umut Meler evet, de dağıldı maçta. Evet, Halil Umut Meler'i de konuşacağız. Evet. Bu çekilme kararı ile ilgili yapılacak oylama hakkında da yine özel yorumlarımız, haberlerimiz olacak. Şimdi bir araya gidelim. Ayrılmayın, geliyoruz az sonra. Artı Futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Dün geceden bu yana yansıyanları konuşuyoruz ve bu akşamki tabii ki Fenerbahçe'nin ligden çekilmeyle ilgili yapacağı oylamayı konuşuyoruz. Trabzonspor'dan bir sıcak açıklama daha var. Tabii görüntü olarak ekrana getiremiyoruz. Dünkü maçtan Trabzonspor'un düşündüğü hakem hataları, hakemin yaptığını düşündüğü hatalarla ilgili bir VTR yayınlamış Trabzonspor. Ve şu başlıkla sizi unuttuğumuzu sanmayın, bizde kimsenin hesabı kalmaz. Halil Umut Meler'i gösteriyor ve VAR hakemi Onur Öztoprak'ı gösteriyor ve maçın içindeki pozisyonları gösteriyor. Evet, şimdi bir örneğimiz de olacak ilerleyen dakikalarda. Dünyada bu tür olaylarda ne gibi kararlar çıktığı, neler olduğu. Örneğin bu sezon yarıda kalan bir Ajax-Feyenoord maçı var. Birazdan ekrana getireceğiz. En yakın örneklerinden biri. Bir kere hakem uyardı. İkinci de takımları içeri davet etti. Maçı durdurdu. Sonrasında işte sahaya giren taraftarlara müdahale eden, onlara vuran bazı oyuncular, mesela Azi Alkmaar'ın kalecisi Esteban Alvarado'yu hatırlarsınız. Dünyada çok konuşulmuştu. Ne olmuştu? Ceza alıp sonrasında cezası kaldırılmıştı Esteban Alvarado'nun gibi gibi. Dünyadan örnekler vereceğiz. Ama tabii oraya geçmeden önce biz Halil Umut Meler'i konuşuyorduk araya gitmeden.
Serdar Sarıdağ, Halil Umut Meler'le ilgili tam fikrini söylüyordun. Orada yarıda kalmıştı. Şimdi tekrar soruyorum. O tartışmayı bir daha açıyorum. Eğer Halil Umut Meler takımları içeri alsaydı, maçı durdursaydı şu anda bunların hiçbirini belki de konuşmayacaktık. Tabii konuşabilirdik de belki de, konuşmuyor da olabilirdik. Belki de, tabii bilemeyiz. Ne getirecek ne götürecek. Yani burada bütün faturayı da tabii hocaya kesmemek lazım. Çok daha yani çok başka şeyler de var. Ama Halil Umut Meler doğru bir tercih değildi zaten. Yani Halil Umut Meler iyi hakem kötü hakem tartışmasını getirmek istemiyorum. Nasıl derbi yönetti peki ya? Yani derbi o yaşadığı yönetti. Yumruk olayı, Galatasaray Beşiktaş derbisi. Hayır, yakın zamanda da bir derbi yönetti. Bu da çok kritik bir maç. Efendime söyleyeyim. Bu iş nereye götürüyor biliyor musun? Yani benim elimde bu tarz maçları yönetebilecek tek hakem var demektir bu. O da Halil Umut Meler demektir bu. Tek zaten. Doğru, tek. Burada da böyle bir sıkıntı çıkınca bu iş nereye gidecek abi bundan sonra? Bu tarz maçlar için. Bu tarz maçlara benzer maçlar var mı? Derbi maçları var da. Kritik maçlar var da. Şampiyonluk haftaları geliyor. Sana, yabancı hakeme doğru gidiyor. Şimdi. Oraya gidiyor. Peki bir şey bütün maçlar için söylemiyorum. Halil Umut Meler'e kime önerirdin? Hayır, hangi hakem maçları bunu kaldırdı bu maçı? Bir örnek verin. Hiç kaldıracak bir hakem görmüyorum. Yani en yakın kim olabilir ona? Kim, öyle kim olabilir? Avrupa'da maç yöneten diğer hakemlerimizden kim? İşte kim Atilla Karaoğlan. Arkadaşlar bakın. Atilla Karaoğlan. Kasımpaşa Galatasaray maçı. Bu arada görüyorum. Yabancı hakemi her maç için söylemiyorum. Derbiler, kritik maçlar. Galatasaray, bakın. Fenerbahçe derbisini Ufuk'ta yabancı hakem gözüküyor sanki. Halil Umut Meler elit hakem. Doğru mu? Ve bu maçı tatil etmedi. Levent abi de söyledi. Ben de aynı fikirdeyim. Bir Avrupa maçı olsaydı gitmişti. Yani bu derece tecrübeli. Bu derece olaylara hakim. Az çok Trabzon atmosferini bilen birisi. Bu sahaya atılan maddelerin yoğunluğuna baktığı zaman ki fevri olaylarda olabilir. Yani bir sert girmiştir oyuncu. Tribün bir tepki gösterir. Oyuncu tribünü bir hareket yapar, tribün bir tepki gösterir. Fevri olaylar olabilir. Burada öyle bir şey de yok. Öyle bir şey de yok yani. Diyalog yok, hareket yok. Kışkırtıcı yapılan bir şey yok. Durumu anlaması lazım. Yok derken Gürcan abi şöyle bir parantez de açalım. Bugün bazı görüntüler düştü. Kaleci İrfan Caneyri Bayat ve Mert Hakan'ın yedek kulübesinde. Bir de dün Osterwolde'nin sağ içinde tribünlere yaptığı bir hareket var ama... Bu suların atılmasından falan sonra. Hani öncesinde değil. Onu yani, bir parantez açalım. Yani öncesinde yok. Zaten maçın sonunda kim kimi yakalarsa oldu yani. O noktadan sonra. Yani orada kim suçludur, kim değildir, kim kendini koruyor, kim saldırıyor. Mesela yani, kaleciye bir yumruk attı. Livakovic'e çenesi de kırılabilir. Abi bak kaleci yumruk... Zaten çenesi hayır. Yaralıydı, açıktı yani. Anlatamadım, burası ama. Levent abi... Çenesi kırılabilir adam. Öyle değil mi? Çok sert bir yumruk. Adamın şimdi gücüyle orantılı. Şimdi Hırvatistan milli takımına gitti mesela. Şimdi orada konuşuyorlar aralarında. Yani X bir oyuncu başka bir milli takıma gitti. Şu anda herkes hayır. Bunu konuşuyor. Mesela yaşanan olayı. Batşah'ı taraftarının birine müdahale etti değil mi? O müdahale etti, taraftar gitti Livakovic'e burada. Ama Batshuayi evet. İyi vursa o olay olmayacaktı. Tekme salladı Batshuayi. Yani iyi vursun anlamında söylemiyorum. Söylemiyorum tabii de. Yanlış anlaşılmasın. Yani durdurabilseydi demek. Bu noktada olaylar buralara gelirken yok niye sevinmişler, yok bilmem ne. Halil Umut Meler neden bu maçı tatil etmedi? Halil Umut Meler maça gitmek istememiş abi. Bırak abi, niye tatil etmedi? Evet doğruymuş. Maça gitmek istemedi. Levent abi niye tatil etmedi? Onu ona sormak lazım. Hatta ben şöyle bir şey aklıma geldi. Yani bu kadar tecrübeli. Dediğin gibi ben de maç sonrasında ona yazdım. İşte Erman abi ilk onunla başladı dün programa. Hepimiz onu konuştuk. Bütün herkes. Maçı izlerken de hepimiz. Bu kadar tecrübeli, bilgili, elit. Tırnak içinde söylüyorum. Elit gelmiş bir hakem. Bu maçı nasıl devam? Niye devam etti? Ancak devre arası yapabilirdi bunu. Bak bir şey sana söyleyeyim. Maç oynanırken tatil edemezsin. Niye? Daha büyük infial olur. Bak söylüyorum abi sana. Abi infiali mi var? İntihal olmaz zaten. Taraftarla oyuncu karşı karşıya gelmez. Bir dakika şöyle bir şey yapabilirdi. Bunu kaldırıyorlar.
Bunu bir daha koymak lazım. İki takım taraftarlarını orta sahaya toplarsın. Anons yaptırırsın. Sahaya bu dakikadan sonra en ufak bir şey suya attığı zaman maçı tatil edecektir dediğin anda önce uyarırsın. Bu uyarı yapmak lazım. Bu bir defa medeniyettir. Uyarı yaparsın kardeşim. Dersin ki tatil edeceğim ya. Sizi uyarıyorum. Lamıcı mı yok bu işin? Uyarıyorum. Attığınız anda, su düştüğü anda buraya bu maç yok. İki maçı bir anda içeri giriyor iki takım diye. Hı hı. Takım yöneticilerine söylersiniz. Çıkar belki başkan anonsu yapar. Bilmiyorum, bir başkası yapar. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Ama ben şunu çok merak ediyorum Gürcan dediğinde. Birinci yarıda sulama oldu değil mi, atıldı bol bol? 45'te de Fenerbahçe 2-0 yaptı. İçeri giriyorlar. Acaba benim için değerli bir hakem Ali Umut Meler. Ben asla inkar etmem. Elit hakem. Çok değerli bir hakem. Büyük bir travma yaşadı. İşin gerçeği bu. Şunu net söyleyeceğim. Devre arasında acaba bir konuşma yaptı mı federasyonla veya MHK başkanıyla? Abi şu tecrübe çok değerli. Ya hocam bu böyle gidiyorsunuz sayın federasyon başkanı konuşalım veya temsilci yanına çağırırsın. Gözlemci yani beraber çağırırsınız. Aynen. Telefon edersin dersin ki bunun ikinci yarısı zor geçmeye aday. Yani çünkü bu maçı devam ettiremeyeceğim. Bu iş sıkıntıya girebilir. Ne öneriyorsunuz? Ben bu konuşmayı yaparım abi. Maçın selameti açısından yaparım. Kusura bakma açarım telefon. İlit hakemsin sen. TFF başkanına. MHK başkanı. MHK başkanı ne kadar karışıyor bilmiyorum da. Büyük ekşi telefon açarsa sayın başkan. Birinci yarıda 2-0 girdik ama bu iş bundan sonra daha kötüye gidebilir. Fener 2-0 galip. Trabzon değil. Dolayısıyla ikinci yarıdaki olayları kontrol edemeyebiliriz. Benim arkamda mısınız? Ben ne karar vereyim normal koşullarda diye bir sorarsın. Belki. Yani bir diyalog yaparsın. Peki güzel, doğru. Türkiye için bu geçerli de Avrupa'da maç yönetirken Ceferin'i mi arayacak mesela Halil Umut Meler? Hangi Avrupa'daki maçı? İşte en son Milan Slavia Praha'yı yönetti. Orada böyle bir olay olsa illa bir başkandan mı izin almak lazım diye soran da olabilir. Olur mu ya, şey var, maçın temsilcisi var orada ama. Niye peki, Türkiye'de federasyon başkanına soruyoruz mesela? Bir şey söyleyeyim. Olayı aldın oraya koydun Onur Bey. Sana bir şey söyleyeceğim. Lyon maçını kim engelledi abi? Fener Beşiktaş Lyon maçını saatlerce beklemedin mi? He? Evet. Bekledin. Oynatıldı Başakşehir maçında. Başakşehir maçında ırkçılık yaptı biliyorsun hakem. Paris Saint-Germain maçı. Evet, ırkçılık yaptı hakem. Evet. İçeri girdi Başakşehir. Kim konuştu abi bunu? Hakem ceza aldı. Doğru mu? Abi orada bunun temsilcisi vardı. Orada geldi Mbappe takımı çekti sahada. Evet. Dembaba. Kim Dembaba? Hayır, Mbappe geldi. Ne oluyor dedi? Ha, PSG'de. Mebo anlattı neler olduğunu. Evet, işte Paris Saint-Germain'in Afrika kökü. O da dedi de destek verdi bu işe. Tamam. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. İlla hani federasyon başkanına bakmak lazım. Hayır, bak kurallar kritik belli. Bir dönem yaşanıyor. Yapma ya. Başvuracağım bir alan var. Veya hadi bunları açtık federasyon başkanını arama. Ama temsilciyle, gözlemciyle görüş. Mutlaka. Tabii. Seni onlar not veriyorlar. Çok merak ediyorum o yabancı Dallas'ın emekli arkadaşları ne not vermişler diye. Ne demişler diye. Bir banttan izleyecekler ama maçı. Ha, tamam. Canlı da izlemiyorlar biliyorsun değil mi? Konuş abi bunu. Levent Düzemen bak. Doğru. Enteresan bir nokta var. Maç bitti. Galiba yarım saat 45 dakika sonra FIFA açıklaması geldi. Evet. Tamam mı? Lan dedim ne çabuk. Yani daha federasyon bir açıklama FIFA. Böyle şey olur mu kardeşim diye. Tamam mealen. Evet. Bir açıklama yaptı. İnfant. Bence orada FIFA'nın gözlemcisi vardı. Halil Umut Meler'i seyretmeye gelmiş. Ben zannetmiyorum. Bu kadar çabuk gitmez, bu kadar çabuk açıklama yapılmaz. Onlar da seyrediyorlar. FIFA'nın da Türkiye'de temsilcileri var canım, UEFA'nın. Evet. Hepsinin var. Evet. Ben yani, bir şey, o rapor olabilir ama bunun bu gidebileceğini sağlıklı düşünmesi lazım Gürcan. Tehlikeyi görüyorsun. Serdar'ın dediği de doğru. Mesela Şenol Güneş Spor Kompleksi. 2000 Avrupa Şampiyonası'nda yani İtalya Türkiye organizasyonunda aday stat. Tabii adaylar arasında. Ya ben söyleyeyim yani, Avrupa yani, Şampiyonası tehlikede. Tabii, aday stat. Bundan dolayı hayır, değil. Serdar şampiyonun tehlikede olması bile o statta maç yaptırmayız adayı bilir adamlar. Bak bu, sadece bu maçla ilgili demiyorum. Genel Türk futbolunda yani. Yaşananlar
buradaki ev sahipliğimizi tehlikeye atıyor. Evet. Az önce prosedürü güzel anlattı Levent Tüzemen. Aynı bizim bugün yayınlamayı düşündüğümüz örnek görüntüler gibi. Serdar Özübüyü tanır mısınız? Adaşın Serdar Sarı'da. Ben tanıyorum evet. Hollanda'da hakem. Evet. Ve büyük maçları da yönetiyor. Evet, yani doğru. Ajax, Feyenoord vesaire. Evet. Şimdi bu sezon Ajax, Feyenoord maçında neler olmuştu sevgili seyirciler? Maç başladı. Sonrasında 44. dakikada sahaya meşaleler atıldı. İşte Türk asıllı hakem, gurbetçi hakemimiz diyelim daha doğrusu. 20. dakikada galiba. Serdar Gözübüyük. Şimdi burada bazı maddeler atılmaya başlanıyor. 26. dakikaya kadar bir bekleyiş var. Sivırtlar var orada. Sonra gidiyor. Bak Levent abi 44'te diyor ki bir daha mı attınız? Peki diyor buyurun şöyle bir içeri girelim soluklanalım diyor. Çağırıyor takımları yardımcılarıyla birlikte içeri giriyorlar. Ve hani öyle yüzlerce... Bu Ajax'ın stadı galiba. Evet, evet Ajax'ın. Evet. Hani öyle yüzlerce yabancı madde değil. Bir iki meşale atılıyor sahaya. Sonra giriyor içeri, başlatıyor tekrar maçı. Diyor ki bir daha olursa durdururum. 56'da gördünüz bir tane daha meşale geliyor. Tamam diyor bu kadar yeter. Buyurun içeri gidelim deyip maçı tatil ediyor. Hani dünyada en son yaşanan örneklerinden biri bu. Vallahi burası bana seyirciler. Yabancı gelmiyor. Ben bununla ilgili yine televizyonlarda bir haber yaptım. Ajax'la Den Haag takımları arasında çok ciddi taraftarlar arasında kavga yaşanıyor. Emniyet müdürleri iki şehrin toplanıyorlar, karar veriyorlar. 10 yıl boyunca diyorlar seyirci gitmeyecek. Ha, evet, ne gidip gideceksiniz ne geleceksiniz diyor. Takip edeceğiz. Düzelirseniz izin vereceğiz diyor. Ve bunu 5 yıl yapıyorlar. 5 yıl gidip gelmiyor kusura bakma. Bu işin gerçeği bu. Bugün bunu atmışsa bu işler bitirmişlerse sen de bitirseydin meşale attık. Hakemin yanında kulağında şey patladı. Biz de diyoruz ki oynanmaması lazımdı diye. Bunu bitiremez Türkiye bu. Avrupa'da bunun bugünkü bu maçı bir Avrupa maçı olarak yönetseydi Halil Umut Meler iptal ederdi net söylüyorum. Hiç arkasına dönüp bakmadan giderdi. Çünkü arkasında UEFA var. Burada iptal edersen vallahi yandı ketenel bayağı. Kusura bakma. Ben sana burada söyleyeyim. Da arkasında burada Futbol değil. Federasyonu sağlam durması lazım. Ben bir şey söylüyorum. Bak ben bir şey söylüyorum. Yani Galatasaray'ı kimliğimle söylüyorum. Bülent Demirlenk maçı oynatmamalı diye maçtan evvel yorum yapan adam benim. Kayıtlarda var. Stadın içinden yapıyorum bunu canlı. Sen bu maçı başlatıyorsun. Sulu maç haline geliyor. Sonra ben basın tribününe geçiyorum. Davis'in suratına su geliyor benim önümde. Tribünde. Maç oynanmaya devam ediyor. Devam maç atılıyor, sular atılıyor. Maçı oynattı Bülent Demirlenk. Fenerbahçe 2-1 kazandı. Galatasaray maçı kazansa Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu. Çünkü Fenerbahçe eğlenceden gelmişti, şampiyon olmuştu. Hiç umurda değildi. Fenerbahçe hırslandırdın. Ama o günkü amaç başkaydı. O günkü amaç Galatasaray'ın kendi içinde eski başkanına yapılmış bir operasyondu. Özhan Can Aydın'a kusura bakma. Yapılmış bir operasyondu. İşin gerçeği bu. O gün o maçı oynatanlar suçludur. Buna Bülent Demirlenk de dahil. O günkü hakem. Orada hatırladığım kadarıyla Serdar hemen söyleyeceğim. Az önce VTR'de bir görüntü vardı. Ajax'ta bir futbolcu bir şey söylüyor hakeme. Hakemin vücut ne bir bakın topçuya ne yapıyor futbolcuya. Evet hocam devam ettir oynat falan diyor. O da hadi diyor. Ben sana şimdi bak diyor işine. Daş değil mi bunların dili? Evet. Ben Türkçe çeviriyorum. Ha Flamenkçe tam bilmiyorum da. Türkçe çeviriyorum. Hadi hadi işine ya kendi işine bak gir içeri falan peki, dercesine. Evet. Bak birazdan gösterecek sonlara doğru. Ajax'ta bir oyuncu geliyor. Efendim Ajax'ın sahası. Ha işte bu. Evet çok konuşuyor. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Hadi işine diyor ya. Türkiye'de diyorsun bak, ya Ajax'ın bu meşaleler girdi diye. Ajax'ın taraftarı önünde. Adam Avrupa'nın beşi Hollanda'da her şeyin serbest olduğu. Özgürlükler ülkesi Hollanda'da. Bu nasıl giriyor abi meşale buraya? Hadi bakalım. 50 defa arama yapıyorlar. 2006 yılında Gürcan'da Dünya Kupası'ndaydık. Basın tribünden iki aramadan geçiyordu. İki aramadan. Basın mensubuz kartımız var. Yani önce bir kapıda bir sonra öbür kapıda. Affedersin nasıl giriyor Hollanda'da? Onu, onu bırak işte Belçika'da Fener taraftarı nasıl soktu? Nasıl sokuyor ben anlamıyorum. Şimdi, onlarca meşale. Bu yani. Fenerbahçe kulübü mü suçlu burada? Hayır. Denetlemeyen bu meşaleleri içeri girmesine izin veren Belçika Emniyeti sorumlu. Doğru. Kusura bakma yani. Aynen. Az önceki verdiğiniz örnekte yanlış hatırlamıyorsam sonra çıkan haberlerde hakem dediğiniz gibi
Futbol Federasyonu'yla görüşmüş. Başkanla. Kim? Bülent Demirlenk. Evet. O sulu maçta Galatasaray Fenerbahçe. Evet. Yani hafızam demiş. Beni yanıltmıyorsa ki kolay kolay yanıltmaz. Sen bitir bu maçı bir şekilde oynat. Ya. Bir şekilde. Demiş. Hakem bir şekilde. Kim federasyon başkanı? O dönemki. Haluk Ulusoy. Haluk Ulusoy. Bitir dedi. Bir şekilde bitir anladım, demiş. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bitir dedi. Hı-hı. Ben de öyle söyledim. Organize ettiler. Bazı yöneticiler kontrol edemediler diye. Sırf Özhan Canaydın yara alsın diye. Sonra da Hasan Doğan geldi. Bülent Demirlek'in hakemliğini bitirdi. Bitirdi. Yani. Ben onu söyleyeyim. Sen bak bir şey. Hani diyorsun ya. Hakemsin yetkin var diye. Federasyona telefon bitir diyor. Bugün bak etmiş değil mi telefon? Etsin belki. O zaman şöyle söyleyecek Ali Umut Meler. Ben aradım TFF Başkanı devam et dedi. Tabii arasaydı en azından topu oraya atacak. Ben ne diyorum sana? Evet evet. Tek başına bunu sorumluluğu üstüne alamazsın. Uygulama okey dediğiniz gibi olmalı Türkiye'de. Ama işte Avrupa'da. Bizim sakalımız Gürcan kadar değil ama dinletemiyoruz yani. Evet, Türkiye'de bir şekilde bunun önlemini böyle maalesef Türkiye'de böyle bu böyle. Lazım. Türkiye'de devam ettir. Sen elit hakem, tek bir tane hakemin var. Ya bu ülkeden en değerli hakeminin Dünya Kupası'nda görev almamasının ceza verdiler Cüneyt Çakır'a ya. Evet. Ki... Cüneyt Çakır'a ceza verdiler gitmesin diye Dünya Kupası'na. Böyle alaksızlık olur mu ya? Soruyorum ben sana bunu, bu kararı alanlar neredeler ya? Hala da MHK başkanlığını kovalıyorlar ya. Hala kovalıyorlar biz gelelim yapalım mı diye ya. Hiç mi utanmıyorsunuz ya abi, bu işlerde? Mesela Ali Bey'in... Bence onlar keşke gelseler abi. Serdar bak Ali Bey'in bugünkü açıklaması. O operasyon keşke devam etseydi Levent bizim, abi bizim bence. Bizim Erdem'in verdiği haber artık burnumuzdan geldi. Birçok kulübün benzer rahatsızlıkları çeşitli vesilelerle dile getirmesi sezon içinde. Ta Kasım ayından beri federasyon başkanının görevi bırakması konusundaki açıklamalar, isteksizlikler, o yönde yapılan telkinler. Bu iş nasıl düzelecek? Herkesin kafasındaki soru bu. Evet. Bu iş nasıl düzelecek? Yani Ali Bey diyor ki Ali Koç, biz camia olarak çekilelim bu işten diyor. Düzelsin diyor. Ben... Bütün haksızlıklar, bütün ne bileyim olaylar benim başıma geliyor. Bu arada Fenerbahçe çekilince ligden Türk futbolu şey mi olacak? He. Herkes bir kendine bir çeki düzen mi verecek? Nasıl düzelecek? Onu da konuşalım. Düzelsin diyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Federasyon, futbol federasyonu içinde ki tüm kurullar, tüm birimler sıfırlanacak ve oraya gelecek isimlerin yolu bundan önce yönetici olarak, şu olarak, bu olarak futboldan geçmemiş olacak. Hiç bilmeyenler çünkü, nasıl yönetirler bu işi? Bulacaksın abi. Hayır, hiç bilmeyen nasıl bulacaksın? Hayır, şu an şimdi son 30-40 senede bilenler mi yönetiyor? Hayır, bir dakika. Hayır. O zaman yabancı MHK başkanı. Hayır, hayır. Ha sen MHK'yı diyorsun. Evet. Şimdi yabancı MHK başkanı şimdi, al. Bence hakemleri değiştirme. Yabancı MHK başkanı al. Ekibinde MHK yap, şey yabancı yap. Bir tane Türk koyarsın onlara iyi diye aradaki diyaloğu sağlayacak. Levent, İşi çözersin Levent diyeceğim. Abi çözülmüyor. Bak MHK'ler değişiyor. Bu hakemler aynı kalıyor. Aynı kalıyor. Ya elit hakemin maçı iptal edemedi, tatil edemedi ya. İşte yani, neden edemediğini yani ve, açıklaması lazım. Ve çok enteresan bir şey. Mesela bundan sonraki herhangi bir statta buna benzer olay olduğu zaman o maçın hakemi de iptal edemeyecek. Ya ettiği zaman demeyecek vallahi mi? Valla ben söyleyeyim sana demeyecek bu maçı örnek gösterirler. O maç iptal edildi, tatil edilmedi. Sen nasıl tatil ediyorsun? İptal ederlerse Gürcan bu maçı gösterirler tabii, örnek. Aynen. Ben söyleyeyim sana. Yani o kadar kötü örnekler var ki. Ama bu sefer de kötü örnek ben, göstermiş ben, olur. Ben sana... Ya, kötüyü bu, mü? Yani. Hayır, bu burada... maç ertelenmezse sen bundan daha az bir olayı ertelersen... İşte ertelenmemesi tabii. Yanlış demiyor muyuz? Tamam yanlış diyoruz. Yanlışı... tamam da örnek öbür tarafta doğru olacağız. Var. Türk antrenörü, Türk hakemi yönettiği maçın doğrusu var. Yani şimdi nasıl tekrar bu işi ritmine kendi ayarını alacaksın? Çıkacak federasyon başkanı diyecek ki hakemimiz ertelemekte yanlış yapmıştır. Bu burada ertelenmeliydi. Halil Umut Meler'le ben sezonu kapatıyorum. Tamam. Bunu tamam dedi mı? Diyelim. Sezonu kapatıyorum. Halil Umut Meler zaten bu maçı seyrediyorlarsa kim 24'te hayatta görev vermezler. Yani böyle bir maçta... Hı hı. Geçirdiği travmada ama Slavia Prag Milan maçını mükemmel yönetti.
Vermezler abi. Bak, verirler abi. Peki Trabzonspor ve Fenerbahçe verirler. Bu açıklamalardan tatmin olacak mı? Yani vallahi iki camiada sana. Abi tabii Türkiye gidiyor. Onu bırak Trabzon'da Fenerbahçe'yi ya. Yani Türkiye'de haftada kaç maç oynanıyor? Yüzlerce. Hı hı. Birinci ligi var, ikinci ligi var, bal ligi var, amatör ligi var. Peki şimdi bak arkadaşlarımız yazmış kocaman. Çok güzel. Ki. Sporda şiddet nasıl son bulacak? Bunu zaten 30 yıldır. Yasa var yıl. Abi 6222'li yasa zaten var ya. 30-40 yıldır konuşuyoruz. Bu yasa türlü kime işliyor ben merak ediyorum ya. Çözüm bulamadık. Ben şunu konuşalım istiyorum. Fenerbahçe'yi bu karardan neyi geri döndürür? Bunu da bir konuşmamız Fenerbahçe lazım. Fenerbahçe 16 ama bir karar aldı mı? Alırsa ne geri Gürcan döndürür? Burada. Hayır diyelim. Gürcan oylamaya sundu. Fenerbahçe'ye en iyi. Ama ne olursa oylamaya sundu. 16 bir kişi gelmez. Fenerbahçe'nin sağduyu insanları böyle büyük bir camianın ligden çekilmesine izin vermez. Ali Bey duygusal dedi ya, yine duygusal öfkeli konuşuyor. Haklıdır burada. Hı hı. Tarafları vardır. Olmaz. Olmaz. Bu ilk değil. Yani son ne olmacak bu işler? Ama her seferde herkes çekilirim derse bir çözüm üretemez. Ya Fenerbahçe'siz, Galatasaray'sız, Trabzonspor'suz, Beşiktaş'sız Türk futbolu olmaz. Hepimizi üzer etkiler evet, bu durum. Yani. Ama şu anda böyle bir ihtimal %1 de olsa var. Yani o yüzden ya işin buraya gitmemesi için ne buraya yapmak getiriyor, lazım? Kulüpte bir nabız yoklayacak, bunu yapacak. Fenerbahçe kulübünde sadece Ali Bey hakim değil ki abi. Bir sürü Fenerbahçeli insan var ya. Fenerbahçe'de başkanlık yapmış insanlar var. Gürcan da biliyor bu Levent, işi. Kolay. Levent araya abi. Girerler, aracı olurlar bu işte. Bu işin çekilmemesi için. Levent abi bak genel kurulda çekilelim kararı çıkar. İşte Gürcan Bilgiç. Yani, ben Gürcan abi hani düşünce değil. Şeyden beri. Hani doğrudur, yanlıştır değil. 2011'den beri. Bayağı bir tepki o, var çünkü. O yaşananlar, insanların çektikleri kumpas davası, onun üstüne gelen olaylar, Aziz Bey döneminde de bir sürü şampiyonluk bitti. Ali Bey döneminde de ilk 3 senesi çok acemilikle geçti. Ama sonraki senelerde iyi başkanlık yaptı. Allah'a var ya. İyi takımlar kurdu. Ama eğer bir şeye karşı olduğunu hissediyorlarsa. Mesela o 2 Nisan'daki genel kurula Aziz Yıldırım da gelmedi. Hmm. Onun da fikri aslında önemli değil mi? Yani camiada Aziz Yıldırım'a da sorulursa tabii, onun vereceği cevap da etkili olur oylarda. Elbette 20 yıl başkanlık yapmış. Neyin ne olduğunu bilen, dinamiklere hakim. FETÖ'ye hakim bir ismi Aziz Yıldırım. Ve şu da var. Mesela biz ne dersek diyelim. Bir kere o toplantı yapılacak mı yapılacak genel kurul? Tabii o karar alındı. O an sana diyelim ki Ali Bey'i ikna ettin. Aziz Bey ne düşünüyor bilmiyorum ama onu da ikna ettin. Hı hı. Genel kurulda eller çekilelim diye kalkarsa ne yapacakları bir şey var mı? 15 bin kişinin 13 bini evet derse. Yani var mı? Yapabilecekleri bir şey. Var. Genel kurul kararı. Bir şey yönetim kurulu bunu bak genel kurul her şeyin geçersiz sayabilir mi? Hayır. Bir şeyi yanlış söylüyorsunuz ya. Gürcan bir şey doğru söyledi falan. Bu kararın alınması için bilmem ne kadar adam lazım. 16 bin kişi gelmesi lazım. Evet. Doğru mu? Hayır ilkine. İlkine. İkinciye 5 bin de gelse olur. Çoğun, 500 de gelse. Ben sana söyleyeyim mi? İlkine 16 bin kişi, 5 bin kişinin oyuyla bu karar verilmez. Kusura bakma. Benim en çok mesela Galatasaray'da eleştirdiğim konulardan bir tanesi bu. Ben oy atmadım yani masumiyetine kimse bürünemez. Geleceksin, oyun varsa atacaksın diyorum kardeşim. Bu kadar basit. Oyunu kullanacaksın. Öyle 5 bin kişi, 15-16 bin kişi gelmemiş. 5 bin kişi gelmiş. Fenerbahçe zaten gerek yok ki. 5 bin kişi 2 dakikada toplar. 5 bin kişinin kararıyla 117 yaşındaki bir kulüp bir lig aşağı çekilir mi ya? Yapma böyle bir şey. Allah evet, işte merak konusu bunun, da bu. Taraflar ne düşünüyor acaba bu konuda? Maddi değeri var, manevi değeri var, sponsorluğu var, yayıncı gelişleri var. Bunlar bir çırpıda çöpe atılacak işler değil. Levent abi bak gelinen nokta olan önemli. Bak bir yıl önceki konuşması. Evet. Bırakın 11'e 3 saat. Hayır bir saniye bırakın bu işleri diyor. Evet. Tamam mı? Çekimle falan. Bir yıl sonra bir başkanı. Evet. Üstelik kurumsal bir ailenin bir bireyini 6 yıl başkanlık yapmış kişi. Bu noktaya getiren nedenleri bulacaksın. Adam çıktı tık 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 söyledi. Söyledi. Devlette, federasyonda Fenerbahçe'ye sahip çıkmıyor dedi.
Devletin biz, ben bir şey söyleyeyim. Bak Bilal söyledi. Fenerbahçe istemiyorlar dedi. Ben Fenerbahçe istemiyorlar o zaman, diye bir düşünceye katıldım. O zaman devlet sahip çıkmadı bu yanlış. O zaman bak genel kurulda o tartışıldı. Yanlış. Devlete teşekkür ediyor. Bizi aradılar diye konuştular, sahip çıktılar diye. Cumhurbaşkanına niye? Teşekkür etti. Tabii canım etti. Ya Allah aşkına devlet istemiyor. Devlet niye istemesin ya? Ya bırakalım bunları. Neden böyle söyledik? Genel olarak bize destek olmuyor anlamında. Nasıl? Genel olarak kamuoyu olarak bize destek olunmuyor anlamında söyledi herhalde. O yüzden yalnız. Kamuoyuna yani kamuoyu dediğin ne? Kim destek olmuyor? Hayır orada şeyi. Kim destek olmuyor? Şeyin altını çiziyor Onur. Faili meçhulün altını çiziyor. Kim yakalayacak onları? Yani şeyi kurşundan mı olur? Aynen. Kim ya Gürcan bunu sana geçenlerde de sordum iki defa. Bak senin söylediklerinle bu olay farklı. Ne demek ya? Levent abi. Adam öldü gitti ya Ahmet Taner Kışlalı. Affedersin ya. Bak. Bir sürü adam öldü. Failleri yakalandı mı? Bak. Bu da mı yakalandı? Bu da onların şey yani. Ya devlet bunu bakıyoruz. Araştırıyordu. Belki ileride yakalayacak. Hayır, ben bilmem. Şekip Mosturoğlu'nun dün attığı tweet var. Evet. Yakaladınız bıraktınız diyor. İspat etsin onu. Hayır zamanın yöneticisi. İspat etsin. Ben bilmiyorum. Varsa şey, bak yakadınız bıraktınız lafı çok sıkıntılı bir laf. Hatta tweetinde yazıyor. E tamam. Kimmiş bunlar o biliyorsa açıklasın abi. Biz de bilelim. Evet, yalnız şu olayda tabii olaya karışanların çoğu öncelikle tespit edildi, yakalandı. Ve kartları yok ya, pasolikleri yok. Daha da fazlası varsa zaten mutlaka emniyet güçleri yakalayacaktır. Şimdi bir de şu tartışma konusu var. Bu bir operasyon ya, net söylüyorum. Sahada yaşanan işte şu tam da şu olaydan bahsedecektim. Taraftarların girmesi sonrası futbolcuların verdiği reaksiyon. Yine bütün dünyanın çok konuştuğu, çok bildiği bir olayı ekrana getireceğim. Yorum tabii ki sizlerin ki zaten biz hani burada hukukçu değiliz, kriminal uzmanlar değiliz. Buna karar verecek olan kişiler hukukçulardır. Hatırlarsınız bundan bir 10 yıl önce AZ Alkmaar'ın Ajax'la oynadığı maçta bazı olaylar yaşanmıştı. İşte buyurun bir Ajax taraftarı AZ Alkmaar kalecisine saldırırken burada AZ Alkmaar kalecisi önce tekme atıyor. Bir tane daha tekme atıyor. Sonra bunun tabii biraz devamı da var. Ve burada AZ Alkmaar kalecisi kırmızı kart görmüştü. Ceza almıştı. Ve sonrasında federasyon dedi ki burada kendini savunuyor ve o nedenle Esteban Alvarado ceza almamalı. Biz onun cezasını kaldırıyoruz. Şimdi Türk futbolunda da şu tartışılıyor. İşte Josef de Souza örneği var. Serdar Sarıdağ geçen sene birçok programda tartıştı. O VAR'dan verildi. Hı hı. İşte bu tür olaylarda futbolcular kendini savunmalı mı, savunmamalı mı? Tabii ki kimse keşke sahaya inmese de böyle şeyler olmasa biz de bunu konuşmasak ama sonuçta olan oldu. Futbolcuların reaksiyonu futbolcular için kendini savunmalı mı? Allah bütün canlılara kendilerini savunma mekanizması vermiştir. Onu vermiştir her türlü. Ruhen, beynen, DNA olarak onu vermiştir. Öyle doğurmuştur seni Allah. Her türlü canlıyı. O tekmeyi yiyen insan reaksiyon olarak bir şey yapar. Ben talimatlara göre bir şey yapamıyorum sayın taraftar. Gel benim ağzımı burnumu kır der mi topçu? Ondan sonraki süreç Türkiye Futbol Federasyonu yetkilerinin dışına çıkıyor. Hiçbir şey yapamazsın. Ondan sonraki süreç İçişleri Bakanlığı'na giriyor artık. Adli bakan oluyor. Adli vaka oluyor. Ya sahanın içerisinde Türk Devleti'nin kanunları geçmez diye bir madde var mı? Geçer. Tabii canım. Trafikte bu olsun. Adam kendini savunabiliyor, sahada savunamaz. Böyle bir şey yok. Bunu Josef Allah olayından sonra ona bir düzenleme Allah, getirilseydi keşke. Allah herkesi böyle yaratmış. Başımıza. Bütün ya. Canlıları böyle yaratmış. Şimdi Josef de kartı kaldırabilirdi. Ama o gün özür diliyor şimdi Fenerbahçe taraftarları. Josef de paylaşım yapmış. Özür diliyorlar. Özür dilemek erdemliktir. Ben şey yapmam. Dün niye öyle konuşmadım falan deme. Özür dileyen adamı ben başımın üstünde taşırım. O başka. Ama o günlerde söyledik. Bunun Beşiktaşlısı, Fenerbahçe'si, Galatasaray'sı yok. Bu insani bir şeydir. Ama özür dileyecek orada Fenerbahçe taraftarı değil. Özür dileyecek olan kim biliyor musun? MHK. Adam seni kurtardı orada. Tabii. Sayın VAR'daki hakem. Senin adamını kurtardı. Senin de hakemine gitti o adam. Aynen. Sen ne yaptın? VAR'dan kart göstertiyorsun adamı. Ayıp ya. Evet ya. Yani ben var ya VAR'daki hakemim değil mi? Ceza alacağımı bilsem.
Burası insani bir durum. Ben vardan sağdaki hakemin müdahale etme. Bırak kalsın. Abi bir de cezayı ben alırım. Yani bu işin insani tarafın ortaya ön plana çıkar bu, ya. Sen insansın. Yani işin, vicdanını tart. Bak, Serdar, bu işin yorumu var. Mesela Eric Cantona taraftara saldırdı. Tribündekine saldırdı. Ha? Ama o kabul edilemez. Hayır, bak orada Eric Cantona saldırdı. Saldı, evet. Ha. Tamam mı? Orada taraftarın savunma hakkı tabii var. Tabii. Josef olayında adam cinsiyetçilik yapmak istemem ama delikanlı gibi ya. Diğerleri kaçtı. Bu tuttu adamı, indirdi yere. Salim Ali oradaydı, kaçtılar. Ne yapsın kaleci ya? Tamam mı? Adam indirdi. Sen dediği gibi Serdar'ın. Diğerlerini koruyan. Ama bak ben Fenerbahçe'li futbolcular git döv falan demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tabii, tabii. Nasıl şey yaparsın? Bu reaksiyon Allah'ın sana verdiği bir şey yani. Burada İşgüdüsel bir şey. Burada aksiyona bakacaksın. Aksiyon. Kim kime saldırıyor? Tamam mı? Kim kime saldırıyor? Aksiyona bakacaksın. Tabii canım. Ona bakılır. Yalnız Levent bir tek abi pozisyonda var. Osay'ın pozisyonunda saldırı yok. Osay arkadan geliyor, vuruyor. Hah, onu söyledim. O bak, şey değil mi? Gelip. Evet. O, ben şey, baktım diyorum. Pardon. Görüyorum. Osterwolde. Osterwolde miydi? Kenardan geliyor. Adama tekme atıyor. Orada saldırı hayır, yok. Hayır. Bir tane var. Osay var. Osay'ın var. Sen gidiyorsun Osay'a çocuğa. Saldırı tamam, oluyor. Osay'a girmiş. Osay haklı. Girmiş. Evet. Orada başka. Sen oradan oraya koşarak gidersen orada belki tartışılırsın. Ama üstüne gelmiş. Tamam. Sana vurmuşsa. Ben ona karşı değilim. Ya kaçacaksın. Ya, bak ben bunu Gürcan'a da söyledim. Ya, mesela ben onun için söylemiyorum. Ama öbürüne sen bak, koşup vuruyorsun. Şeydeki olayda Gürcan bir şey söyledi orada. Ciko'ya kart göstermedi dedin. Osterwalde'ye gösterdi. Olayın içinde hiç yok. Ha şöyle böyle söyleyince şey, o foul yaptığı pozisyonda Umut Bozok'un hani korner çizgisinin orada. Fred'e yaptığı faulden sonra sen Osterwalde'ye niye işin içine giriyorsun? Levent abi kartı böyle söyleyince dedi. De abi, bak şunu söyleyecekler. O zaman taraftarın sahada ne işi var? Doğru, ne işi var? Doğru. Ama senden çok uzaksa o taraftar, işini kötü de yapsa bir güvenlik var orada. Var. Kalabalık gruplar var. Sen futbolcusun. Sen kaç. Sen git, uzaklaş. Evet. Adam sana dünyanın parasını vermiş. Şampiyonluk yapmasın. Yapma. Tamam, yapmışsın. Evet. İkincisini yapma artık. Evet. Adam sana saldırmıyor. O koşuyu başına gidiyor. Usay'ın kendine gösterdiği şeye ben... Onu başkası kovalar. Onu başkası yakalar. Usay orada haklı yakalar. Çünkü üstüne geliyorlar Usay'ın. Eren Elmalı yakalar belki. Evet, doğru. Bana göre de fail bir... Mesela... Ercan vardı. Ercan diyorum ya, büyüğümüz. Samsun kaptanı. Hakemi nasıl kurtardı? Evet. Evet. Beyler... Eren'i bir kez daha tebrik beyler, ederim. Beyler, ateş düştüğü yeri yakıyor. Tamam mı? Yüz on dakika falan oynandı o maç. Evet, aşağı yukarı. Arkadaşları yaralandı, sular atıldı. Tamam mı? 2-2 oldu, 3-2'ye geldi. Ve bir anda bir bakıyorsunuz, takım arkadaşınız kavga ediyor. Sen bırakıp beni kaçar mısın Onur? Asla. Ya inşallah bir gün öyle bir şey yaşamayız yani, da. Bırakıp kaçar mısın yani takım arkadaşın kavga ederken? Ya da ona bir saldırı, orada bakmazsın ne nedir diye. Tabii ki. Ne şey yaptır diye. Yani o nedenle şeyi eleştirdim. Bir geçmiş olsun de. Mesela Ertuğrul Başkan. Orada sahaya meşaleler atıldı, sular atıldı. Stadın üstün teknolojisi var. Kaç kişinin mesela kombinesini iptal etti. İşte ama çoğunun da yani yakalananların da şeyi yok. Trabzon, düşün. Trabzon ligi yok nasıl? Hayır bak sahaya girenler. Mesela şeyden bahsediyorlar Onur. Geç. Bir takım pankartlar asılmış. O pankartlar sonra değiştirilmişti. O nedir ben anlamadım. Onu bilmiyorum. Yani bana gelen bir tane bilgi var burada. Yani önemli bir bilgi. Kimin adına falan. Çünkü baktım ben. Diyor ki maç öncesi bazı kesimden hazırlı pankartlar varmış. Bunları kim hazırlamış ve bazıları niye değiştirilmiş diyor. Ben maçta olmadığı için bilmiyorum. Böyle bir şey var mı? Mesela ben de bilmiyorum. Tribünün arkasına ben de bilmiyorum. Asılan pankart. Maç başında. Dev bir pankart çıktı değil mi? Hı hı. Şehitlerimize rağmen. Aynen. İsrail'in Gazze'deki soykırımı Ekim'de başladı. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 5 ay sonra o pankart asılıyor. Daha önce çıkmadı öyle bir daha pankart. Önce Trabzon'da hayır, benzer pankartlar asıldı tabii. Bunun manası ne? Sahaya çıkan takım Yahudi takım mı? İsrail takım mı? Niye asılabilir abi? Asılabilir canım. Son andaki Gazze'nin şu anda... Abi İskoçya'yı devam ediyor. Hayır, o maçta bak o pankartı asıyorsan
bir hedef gösteriyorsun. İskoçya liginde neler neler yapılıyor, tamam. Bu Gazze ile ilgili onu protesto ediyorlar. Yahudi takım mı var orada? Yok. Niye mi? Peki Galatasaray maçı oynan niye o maçta asıldı? O zaman yok muydu Galatasaray katliamda? Maçında da asılıydı. Pankart var. Onlar Galatasaray da asıldı. Pankart çekildi ya. Galatasaray da asıyor bunu maçta. Evet abi, ben ondan bahsetmiyorum. Tribün gösterisi yapıldı. Ondan bahsediyorum. Ya bunun ama Fenerbahçe'ye karşı Fenerbahçe'yle alakalı... Operasyon olduğunu düşünmüyor. Olur mu abi? Hiç ben, sanmıyorum. Ben, ki devam eden bir soykırım var orada. Ve devam ve refaha çıkıyor, tamam. Yürüyecekler diye biliyorum ben. Hı-hı. Saldıracaklar. Hatta ben... Öyle açıklama yaptı. Türk kulüplerini eleştiriyorum. Yeteri yani kadar yer vermedikleri için. Ona karşı bir tepki o diye düşünüyorum. Tabii. Öyle bakmadım ona. Sen, rakiple ilgili sen doğru düşünüyorsun. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Ama statta maç izlemeye gelmiş taraftarı... Öfkesini körüklersin o pankart. Yok abi. Abi Trabzon, o, tamam Trabzon kenti. O bu olaya karşı, yani. Dünyaya karşı bir, dünya bir mesaj. Ben, Gürcan abi bence bu. Trabzon her zaman maçın devletçi olmuştur. Ha, bu, Trabzon milliyetçi bir kimliktir. Ve ben sana söyleyeyim mi? Örf adetlerine bağlı bir ülkedir. Evet. Şehirdir. Evet. Kusura bakma bu konudaki gösterdikleri hassasiyetin başka bir şekilde adlandırılmasını kabul etmem ben. Aksini kimse söylemiyor. Tamam niye? Ama yani niye peki? Fenerbahçe takımı, İsrail takımı düşüncesi beş, doğru beş değil. 5 ay sonra niye Fenerbahçe maçında yapıyorsun? Bence her maçta yazılıyor. Daha önceki maçlarda da çok yapıldı. Hayır, o tribün gösterisi yapılmadı. Gözünü seveyim. Pankart elbette var. İsrail'e karşı herkes koreografiler, pankartlar yapıldı, asıldı diye hatırlıyorum ben. Peki şimdi bu olaylar yüzünden mesela... Icardi'yi, Galatasaray'ın muhteşem geri dönüşünü, liderliğini vesaire bunları çok fazla konuşamadık ama tabii ki konuşmak durumundayız. Devam eden de bir lig var. İnşallah sağ salim de bitecek. Sağduyulu bir şekilde bütün kamuoyunun da sağduyusuyla. Levent Düzemen'e tabii bir sormak isterim. Galatasaray, programın başında böyle bir kısaca değindiniz. Yani kalp dayanmaz bu maça. İnanılmaz bir heyecan fırtınası. Hatta baktım bugün Bülent Tuncay da yazmış. Beraber galiba maçı izlerken Levent Düzemen dedi ki Ziyech'in bir önce oyuna girmesi lazım ki oyunu değiştirsin gibilerinden yorumlarınız da olmuş. Zaten sonrasında öyle oldu. Geç kaldı yani. Ne oldu da Galatasaray önce bu kadar bir zorlandı? Gündüz maçına mı motive olamadı? Ne oldu? Sonrasında nasıl çevirdi maçı ve lider kaldı? Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu şu konuda uyarmak istiyorum. Şimdi 11 Nisan bayram az bir şey kaldı ama işin gerçeği şu. Ya Allah aşkına Ramazan ayı içerisinde oruç tutan Türk oyuncular var. Müslüman olan oyuncular var yabancılar arasında. Bunlardan yabancı biri de Ziyech. İşin gerçeği bu. Yani Kerem Aktürkoğlu sahada belli oluyor hepsi. Kaan Ayhan, şunlar bunlar hepsi tutuyorlar. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ya bu maça niye insanları böyle çıkartıyorsunuz? Bak 8.30 doğru bir yer. Galatasaray maçını da saate koyarsın. Galatasaray ayrı insan izler. Fenerbahçe'yi aşağı ayrı insan izler. Ya dörde koymanın ne esprisi var? Ya bir gün önce oynatsın abi. Cumartesi oynatabilir. Doğru söylüyor. Cumartesi 8.30. Tabii. Oynatabilir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Oynatabilir. İşin gerçeği bu. Adamlar saat 7.20 geçe orucunu açarlar adam gibi. Herkes gibi değil mi? Gidersin orada dinlenirsin az bir şey yersin yani ama o şeker şeyini alırsın şeker düşüyor su ihtiyacını alırsın maça çıkar sekılmışta da oynarsın. O güneşin altında her iki taraf takımını da seyircileri de buraya mahkum ediyorsun. Ya bu nasıl anlayış ya? Adamlar bütün Hristiyan dünyası şeyde maç yapmıyor Noel'de doğru mu? Sen Ramazan ayında saatini 8.30'a maçı alamıyorsun. Ne yalnız, fark eder? Şampiyonlar Ligi oynadın. 23'te başladı Fenerbahçe'nin maçı şeyde. Oster öbür tarafta. Saint-Gilloise maçı. Saint-Gilloise maçını. Evet. Öbürünü alırsın 23'e. Al abi ne fark eder? 8.30'a başlayan maç 9'a çeyrek kala. 9.30 onu çeyrek geçebiliyor. Al 23'e öbür maçı. Bu oynanmayacak bir şey değil. Olabilir. Bu olabilir yani. Şunu söylemeyeyim. Futbol Federasyonu bu konuda hiç kafa yormuyor. Yani birazcık kafa çalıştırmak lazım bu işlerde. Ha ben bunu mazeret olarak görmüyorum ama... Yok mazeret olarak değil, insan bir şey. Tabii. Adam oruçtu. Abi tutabilirdi. Abi top oynayabilir. O gün tutmasın kazaya bıraksın Serdar. Ya öyle istiyor. Ne diyeceksin? Öyle istiyorsa yapacağım bir şey yok. Tamam öyle istiyor. Yani, o şekilde istiyor. Şey dinimiz bu imkanı yani sağlamış Allah yani. Allah kapı bırakmış. İster öyle tut ister böyle tut. Kazaya da bırakabiliyorsun. Bakacak adam bir defa ya. Istiyor. Bir gün tutmamazlık yapmıyor adam. Bu da çok doğal bir şey. Yani Müslüman, saatlerle oynayabilirsin bu böyle kendi durumlarda. Kendi tutan vardı tutmayan. 1.30'da maç başlıyor. Onlar mı alacağız? Diye evet. O da yanlış. O da yanlış. O da yanlış. Onu da söylüyorum. Tabii yani bir tek Galatasaray, Kasımpaşalı oyuncular yani, için. Allah'ını seversen Gürcan
Herkes 8'de başlar. Herkesin izleyicisi ayrılır kardeşim. Aynı maçları vereceksiniz. Kusura bakmayın. Araba Kayseri'den çıkıp Malatya'ya gitmiyor yani. Oradan başka şeylerle yapıyorsun bunları. Gün var abi. Cuma, cumartesi, pazar gün var. Sığdırırsın bunları. Yaparsın akşamleyin. Peki ligin son haftası olsaydı bunlar, son iki haftası olsa aynı saatte oynatmayacak mısın bu takımları? Tamam. Niye oynatıyorsun? Bu yüzden oynatıyorsun değil mi denge? Bunu da oynatabilirsin Ramazan'da. Kaç Ramazan var burada güne geldi? Çünkü öyle bir şansı var ki şimdi ayın 31'ine kadar seçimde dahil oyuncular herkes özgürce bunları orucunu tutabilir. Ailesiyle bir ara gelebilir, iftarını yapabilir. Sen bunu Futbol Federasyonu olarak biraz düşüneceksin. Akıl edeceksin etrafındaki insanlar. Siz orada Riva'ya kapanıp ne de onun adı kendi Riva köşkünde yaşamaya benzemiyor bu işler. Biraz da bunları düşüneceksiniz. Kusura bakma. Galatasaray'ın gündüz maçının ötesinde Galatasaray'ın çıkan takımı doğru bir takım olarak kağıt üzerine görünse dahi verimi aynı olmadı. İki Kerem iyi oynamadı. İki Kerem iyi oynamadı. İki Kerem'in de orucu var. Oynamadı. Oynayamadı. Yani etkili oynayamadı. Ona rağmen büyük takım refleksler 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. Kalp dayanmayacak bir maç. Dediğim gibi. 3-2 de dediniz evet. Mi? Mesela Galatasaray buradan çeviremeyebilir. Ama Ziyech'in oyuna gelmesi gerektiğini söyledim. Ya Okan Hoca bu. Okan Hoca da oruçlu. O da mesela kalkıp da ya hocam 70'in dakika herkes görüyor. Bütün tribün görüyor. Yöneticiler de görüyor. Kötü oynuyor iki oyuncu. Ne yaptı? Kerem'i çıkardın, Zaha'yı aldın. Sonra Ziyech'i aldın. Ziyech geç olsa dahi söylediğim doğru. Bu maçı ancak Ziyech çevirdin. Bülent Tuncay yazmış. Teşekkür ederim kendisine. Bülent Tuncay, Lig Radyo'dan bir arkadaşımız var. Çok güzel bir laf söyledi. Adını unuttum şimdi. Özür diliyorum kendisinden. Dedi ki bana, abi Galatasaray'da bayağı oyuncular rakibi karşılamasını bilmiyorlar dedi. Evet. Karşılamasını bilmiyor. Ne Kerem biliyor, ne öbür Kerem biliyor. Ne bir başkası biliyor. İsim vermeyeyim şimdi. Sonra biliyorsun sıkıntı oluyor. Yani genel anlamda Ziyech girdi. Ne orta yaptı? Penaltı. 3-2 mağlubusu penaltı kaçıyor. Atilla Karaoğlan'ın ilk kez adam gibi bir maç yönetine tanık oldum. Çok formsuz bir dönemden sonra. Bak açık. Bir tane yanlış keşke karar verdi. Keşke Trabzon Fenerbahçe maçını o atansaydı. Yani mesela bak bu şekilde yönetebilecekse mesela kaldırır mıydı? Onun için soruyorum. Bu ağırlığı kaldırır mıydı? O atmosferi kaldırır mıydı? Başka hakem var mı diye söylüyorum. İşte dünyanın her yerinde Gürcan'da maç öncesi ki hangi hakem olsun dese o da Halil Umut Meler der. Ben de ama Halil Umut Meler derim. Ama bu maç Trabzon'daki gibi değil. Çok tempolu, çok heyecanlı, oyunun çok az durduğu, az sakatlık yaşandığı. Ziyech'in oyuna girdikten sonra en az 4 tane 5 tane top attı. Birini size 3-3 kafa golünü attırdı biliyorsun. Hı hı. Icardi'ye. Artık nefis 11'de olur mu Ziyech? Ya ben Okan Hoca'ya şunu söylüyorum ya. Bu Ziyech geldiğinden beri oynadığı zaman ne oynadığını gördük. Kendisi çok sorumluluk yapmıyor. Abi bazı futbolcular özel ilgi ister. Kusura bakma hocam. Sen bunu Galatasaray'da yaşamış bir adamsın ya. Hacı ile oynamışsın, Popescu ile oynamışsın. Tabii ki. Özel yani. Oyuncular özel ilgi ister. Sen gidersin Ziyech'e dersin ki kardeşim sırtınsa Ziyech. Ya bu maçı çık sen al takım alırsın dersin abi. Dersin. Ziyech de sana oynar. Yarım saat oynar, 40 dakika oynar ama sonucu etki eder. Etti işte. Araya attığı toplar. Bıraktığı toplar. Galatasaray, bak bir yazı yazdım da yazında şunu söyledim. Galatasaray şampiyon olursa şampiyonluk listinde birinci maç olarak Kasımpaşa'yı yazacak. Bu maçtır diyorsun. E tabii canım. Hmm. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Sonra 3-2 mağlupsun. Sonra penaltı kaçırıyorsun. Evet. 3-3 yakalıyorsun, 4. golü atıyorsun. Muhteşem bir geri dönüş. Bu morali 1000'e mi katlar, 10.000'e mi katlar bilemem. Ama bunun kıymetini bileceksin işte. Her zaman için böyle değil. Bir emek sarf edeceksin. Onun için kıymetini iyi bileceksin bu işin. Galatasaray'ın kırılabileceği bir maçtı bu. Icardi yani taraftarı böyle hani derler ya Allah sevdiği kuluna bir şeyini kaybettirir sonra buldururmuş diye. Icardi hep böyle bir Galatasaray taraftarına ya ne yapıyorsun dedirtip sonra telafi ediyor, gönlünü alıyor. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani Icardi bir fenomen. Kabul ediyorum. Icardi'ye bir şey söyleyeceğim ya. Ya penaltıyı bu kalecilerin sahana atma ya. Manchester'da da. Uğramıyorsun abi. Uğramıyorsan başka türlü penaltı geliştir. Penaltı atmak başka bir meziyettir. Mertens. O atmasın o zaman. Ziyech.
Mesela Levent abi. Atma abi. Bence de. Kritik noktada atma. Nasıl geçen sefer bıraktın Kerem? Evet, biraz Demir vazgeçmesi lazım bıraktıysan sanki. Bırakabilirsin bunu. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bazı penaltı atmak ustalık işte. Mesela Galatasaray'da son dönemde benim gördüğüm en iyi penaltı atan adam Selçuk İnan'dı ya. Bir tek Süper Kupa finalinde Manisa'da penaltı kaçırdı. Onun dışında ben görmedim Selçuk penaltı kaçırdığını. Bu başka bir. Alex penaltı kaçırmaz. Evet, yıllarca kaçırmadı ben sonra bir tane değil mi? Öyle bir tane mi ne var? O da nazar boncuğu gibi kaçırmaz abi. Başka bir şey. Penaltı atmak bambaşka bir olay. Mertens için de bu geçerli. Ne gol attı ama Mertens maç evet. içinde. Olamaz böyle bir Aytaç'ın şey. Kolayını kaçırdı karşı karşıya. Evet. Müthiş. Ama ben Galatasaray'ın yediği iki golde Mustafa'nın hatalı olduğunu vurguluyorum. İkinci gol Aytaç'ın vuruşta biraz geride olsa topu çıkarır. Birincisinde çıkıyorsan yay vuracaksın. Evet. Ya çıkmayacaksın. Peki yani nihayet program sonunda birkaç dakika da olsa futbol yani. Konuşabilmiş olduk. Futbol dinlemek isteyenlerden de tabii ki özür diliyoruz. Kusura bakmasınlar. Üçünüze de çok teşekkür ediyorum. Biz zor teşekkür bir dönemden ederiz. Geçiyoruz. İnşallah bu günleri de futbol olarak atlatacağız. Tabii unutmadık 18 Mart şehitlerimizi, Çanakkale zaferimizin yıl dönümü. Ve Beşiktaş Kulübü'nün muhteşem bir paylaşımı olmuş 18 Mart'la ilgili. Sizlere bu paylaşımla veda etmek istiyoruz. Şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anarak. İyi akşamlar.